Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün 24 Kasım Salı. Bugünün bizlerce ayrı bir önemi var. Biliyorsunuz canlı yayınlarımızı İncosu Haber Ajansı, İncosu Kayseri Forum gibi sayfalarımızdan yapıyoruz. Bu yaptığımız canlı yayınlarda işte İncosu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün'ü, daha sonra muhtarlarımızı, Ziraat Odası Başkanımızı canlı yayınlarımıza aldık. Şimdi de bugünün anlam ve önemi hepimizce biliyorsunuz, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenler Günü'nü de özel olarak bir öğretmenimizi almak istedik. Bunu da İncosu'da görev yapmış, belirli bir yıllarda, belirli bir yaş ortalamasına hitap eden Emel Ömer Yücel öğretmenimizi karar verdik. Öncelikle Öğretmenler Günü olması dolayısıyla, Öğretmenler Günü olması dolayısıyla burada başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi, ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu arada yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Selam edenlere, herkese buradan kucak dolusu İncosu'dan sevgiler, saygılar ediyorum. Yayınımıza katılan öğretmenlerimize, yayınımıza katılan emekli öğretmenlerimize, çalışan öğretmenlerimizin hepsinin Öğretmenler Günü'nü buradan kutluyorum. Bakıyorum şimdi buradan emekli öğretmenlerin içerisinde Fatma İmamoğlu öğretmenim gelmiş. Ona ayrıca Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Mustafa Ekizoğlu, Mustafa Akbaş, selamlar Ufuk, kolay gelsin demiş. Mustafa Akbaş, siz de hoş geldiniz. Soner Zengin'e, Ahmet Güllü'ye, katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Mehmet Yücel abime de hoş geldiniz diyorum. Yaşar Kekeç'e hoş geldiniz. Uğur Çiftçi, hoş geldiniz. Soner Zengin'e, İbrahim Mavi'ye, Aydın Kayadibi'ye, Mustafa Ekizoğlu, Fatma İmamoğlu hocamınkini de kutlamış. Evet, biz de sizin adınıza kutluyoruz. Buradan emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. İncosu Kayseri Form sayfamızda, biliyorsunuz ağabeyimle birlikte başlatmış olduğum bu sayfamızda sizlerin büyük katkılarıyla devam ediyoruz. Bugün de Öğretmenler Günü'nde biraz önceki belirtmişim olduğum gibi Emel Ömer Yücel'imi, öğretmenimizi konuk edeceğiz. Bu arada yayının başında söyledim. Rahmetli olan öğretmenlerimiz var. Burada belki ismini unutup da bir pot kıracağım diye üzülüyorum ama aklıma gelenleri söylüyorum. Bir Hasan Ot, İrfan Atik'in, rahmetli Ali Çetinkaya'nın, Mustafa Bahar'ın, Mustafa Kalem hocamın, Harun Süslü, genç yaşta vefat eden Harun Süslü hocamızın, Mustafa Akdamar'ın, Mehmet Soba'nın, Mehmet Karavelioğlu, Mustafa Mor, Mustafa Satır, Bekir Akkepenek gibi daha aklıma gerçekten gelmeyen, vefat eden öğretmenlerimize bu Öğretmenler Günü'nde rahmetle anıyorum. Kabirlerin nurla dolsun. Onları anmadan tabii geçemeyeceğiz. Onların hepsine ayrı ayrı hepimizin üzerinde emeği var diye biliyorum. Mehmet Sarı hocam buradan yatıyormuş, hastanedeymiş. Geçmiş olsun diliyorum Mehmet Sarı hocama. Bu Öğretmenler Günü'nde daha aklıma gelmedik rahmetli olanları saydım şimdi. Aklıma gelmedik çalışan öğretmenlerimize de buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yayınıma katılanlara çok teşekkür ediyorum. Gönen Kent Muhtarlığı, hayırlı akşamlar, tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun demiş. Memiş Tangıç'a hoş geldin diyorum. Kevin Atasever'e, Arif Erdem'e,
Mustafa Değirmenci'ye, Hasan Arıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaşar Tekece, Mustafa Hayra hoş geldiniz diyorum. Halil Büyü'ye, Necati Kızılış'a gününüz kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Erol Korkut'a, Ahmet Durmuş Meme'ye, Mehmet Yükçü'ye, İrfan amcam demiş. Evet Mehmet Yükçü, İrfan Ati'yi de söyledim. Hidayet Sola'a, Turan Özcan'a, Niyazi Teker'e, Yaşar Kilo'ya, Duran Uzun'a, Mustafa İkizoğlu'na, Bekir Orçan'a, Levent Özalp'a, Mehmet Özen'e, Mehmet Eldivan'a, buradan Trabzon'a sevgiler müdürüm, tüm kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Trabzon'dan sevgiler, saygılar demiş. Memiş Tangırca, Mustafa Kayserlioğlu, hocalarımıza Allah rahmet eylesin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Emel Ömer Yücel'i birazdan davet edeceğim. Emel Ömer Yücel hocamla biraz düşündükten sonra dedim ki İndios'ta bazı okullarda öğretmen ve yönetici olarak çalıştı, biliyorsunuz Emel hocam. Bir de belli bir yaş grubuna hitap etti. Yani benim bildiğim kadarıyla 60 doğumlu mu desem, 65 doğumlu mu kişilerle 1990 doğumlu olan kişileri eğitim ve öğretim hayatında bir yerde karşılaşmışlardır. Bundan dolayı Emel hocamı halen de görev yaptığını, çalışmakta olduğunu da biliyorum. Emel hocamı o yüzden seçtim. Atilla Kocaeren demiş ki tüm öğretmenlerimizin gününü kutlar. Herkese selamlar, saygılar. Ufuk kardeşim sana da iyi yayınlar diliyorum demiş. Memiş Avunduk abim gelmiş. Selamlar ediyorum Memiş Avunduk'a. Mevlüt İlhan gelmiş. Çamaltı Ocakbaşı, size de teşekkür ediyorum geldiğiniz, katıldığınız için. Duran Uzun demiş ki Halil Semerci hocam olmak üzere tüm öğretmenler gününü kutlar, saygılar sunarım demiş. Evet, hocaların hocası Halil Semerci'ye de buradan sevgiler, saygılar, öğretmenler gününü kutluyoruz. Bekir Bıyıklı gelmiş. İsa Sal, iyi akşamlar. İsa Sal, Ahmet Çelimli gelmiş. Mustafa Kocaeren abime buradan Ankara'ya selam, saygılar ediyorum. Mustafa abim kucak dolusu İncosu'dan sevgiler. İyi yayınlar, başarılar demiş. Teşekkür ediyorum Mustafa abim. Yaşar Kilo, iyi yayınlar Ufuk Bey demiş. Teşekkür ediyorum. İsa Sal, ortak canlı yayın yapalım demiş. Evet, buradan yapmış olduğumuz canlı yayını bir de alttaki bir paylaş düğmesine basarsanız daha memnun olurum. Paylaşa bastığınız zaman biliyorsunuz daha çok kişimize ulaşır. Paylaş düğmesine bastığınızda mutlu olurum. Mehmet Özen demiş ki Metin Özen tüm öğretmenlerin gününün öğretmenler günü kutlu olsun demiş. Abdullah Aralık, iyi akşamlar diyorum. Göktürk, hoş geldin diyorum. Ahmet Güllü, Ufuk bir incesi olarak senden gurur duyuyorum. Kolay gelsin Emel hocama, saygılar sunarım demiş. Kemal Şahin hocam hoş geldiniz, sizin de gününüz kutlu olsun. Hakkı Taşçı'ya da hoş geldin diyorum. Evet, şu anda Emel hocamı fazla bekletmeyelim isterseniz. Emel hocamı buradan bir çağıralım. Emel hocamı bekletmeden Emel hocamı bekliyoruz gelmesini. Emel hocam katılabildi mi acaba, şu anda Emel hocama bakıyorum. Emel hocamın yayına katılmasını bekliyorum. Bu arada Emel hocam gelene kadar yine buradan Mustafa Değirmenci demiş ki Ufuk özellikle sormanızı istiyorum. İncesu Lisesi'nin en şaşalı döneminde, yani başarılı dönemde öğretmen kadrosunun dağıtılmasını ben proje olarak bir proje olarak görüyorum. Hocam ne düşünüyor merak ediyorum demiş. Ellerinden öpüyorum demiş. Bekir Bozkoyna'ya hoş geldin diyorum. Müslüm Büyük demiş ki bütün öğretmenlerimizin gününü kutlarım demiş. Memiş Avunduk süper demiş. Memiş abi buradan sevgiler İncos'tan size de. Fatma İmamoğlu, evet hocam siz hatırlatın lütfen. Cevat Demiral hocamıza, Mevlüt Düvencioğlu'na, Mustafa Akyol'a, Kadir Erciyes'e, Yaşar Akbıya, İsmail İmamoğlu'na ölen rahmetlerimiz gönderiyorum. Ellerinize sağlık hocam. Sizden de bu gibi önerilerinizi bekliyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bekir Orçan, hoş geldiniz diyorum. Göktürk, değerli hocam Fatma İmamoğlu, Mehmet Sarı'ya geçmiş olsun der, ellerinden öperim demiş. Tamer Işık, hoş geldin. Göktürk, Emel hocamın ellerinden öpüyorum. Mustafa Bası demiş. Evet, bakıyoruz. Emel hocamı bekliyoruz. İnşallah canlı yayına katılır. Şeref Dağ, iyi akşamlar, selamlar demiş. Hüsamettin Arslan, hoş geldiniz Hüsamettin Arslan.
Ben hocamı fazla bekletmeyelim. Emel hocam, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, iyi akşamlar diliyorum hocam. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar Ufuk Bey. Evet. Nasılsınız hocam? Öğretmenler gününde nasıldı bugün? Teşekkür ediyorum. Bugün derslere evden katıldık. Evden anlattık. Zoom'la anlattık. Okullar kapandı biliyorsun. Evet, Zoom'la anlattık. Öğrenciler Zoom'la öğretmenler günümüzü mesajlarla kutladılar. Bu sene böyle oldu. Geçen yıl öğretmenler günümüz bayağı güzel geçmişti. İncesu'da İncesu Belediyesi, Belediye Başkanı Fuat Bey ve Mustafa Berkin ve öğrencilerimizin, eski öğretmen çocuğu öğrencilerimizin sponsorluğunda güzel bir gün düzenlenmişti. Bu güzel. Sene pandemiden dolayı bu iş olmadı. Bu işi bu sene de biz yapmak istiyorduk. Benim kızım yapmak istiyordu. Kısmet olmadı. İnşallah bundan sonraki senelerde yine öyle coşkuyla kutlamak nasip eder Cenab-ı Allah diyorum. İnşallah hocam. İnşallah şu felaket gider diye düşünüyorum. İnşallah hocam. İnşallah. Bu arada Mustafa Timur Şehoğlu'ya hoş geldiniz diyoruz. Emel hocama sorar mısınız? Öğretmenlik hayatında bu çocuk okumaz diye. Birazdan soracağım Mustafa Şehoğlu inşallah. Hocam daha yeni geldi. Bekir Bozkoyunlu Adana'dan sevgiler, başarılar dilerim, selamlar demiş. Mustafa Değirmenci Ufuk sorumu unutma demiş. İnşallah Mustafa abi birazdan soracağım. Okan Anadolu hoş geldiniz. Mustafa Öner hoş geldiniz. Mustafa Karaçavuş hoş geldiniz. Timur Şeoğlu sorumu unutma demiş. İnşallah soracağım. Arif Erdem ve Arif Erdem Mersin'e selamlar. Bize buradan radyoyu da açmış bize. Radyoyu da açınca dinleyici kapasitemiz Mersin'deki İncosullar da duyuyor şu anda. Radyo yayınına geçmiş sağ olsun. Mustafa Değirmenci teşekkür ederim dedim. Müslüm Büyük demiş ki vallahi hocamın hakkı bizde çok matematiği Türkçe bilmezken bile demiş matematiği İngilizce öğretmeye çalıştı demiş. Yusuf Erkılıç'a hoş geldiniz diyorum. Arif Erdem Mersin'den canlı yayını açtığını tekrar söylemiş. Maşallah maşallah demiş şu anda 92-93 yıllarına döndüm diyen bir Niyazi Teker var. Mustafa İzgi hoş geldiniz. Mustafa Timur Şehoğlu tekrar hoş geldiniz diyorum. Canlı yayında hocamla sohbeti Lokman Aksüt hoş geldiniz. Hocam bizi kırmayıp önce canlı yayın programımız bizim her sanırım bir aydır, bir buçuk aydır devam ediyor. Kaymakamdan başladık. Üst amirlere falan hepsiyle bir sohbetimizi yaptık. Daha sonra da bugün 24 Kasım olması dolayısıyla 24 Kasım'da sizle sizi konuk etmek için uğraştık. Bizi kırmayıp canlı yayınımıza katıldığınız için önce çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet hocam. Tamer Kocaeren hoş geldiniz. Ekizoğlu hocama saygılar demiş Mustafa Ekizoğlu. Katılanlara buradan zaman zaman bakacağım. Tabii. Göktürk, Emel hocam sağlıkla afiyet diliyorum, ellerinden öpüyorum diyen bir Göktürk var. Hocam şimdi bize sohbetimizi başlatalım. Bize kendinizi, sizin tabirinizle kendinizi bir tanıtır mısınız? Buyurun hocam. Önce Ufuk, tüm hemşerilerimize, tüm öğretmenlerimize ve tüm öğrencilerimize selam, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği gün 1980 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandı. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun ve ilçemizde ve yine Türkiye'mizde ebediyete intikal eden öğretmenlerin ruhları şad olsun diyorum. Onları rahmetle anıyorum. İncesu Kayseri Form grubunu kurarak gurbetteki ve İncesu'daki hemşerilerimizi buluşturan, İncesu'da görevi gereği uzun yıllar çalışan, İncesu ile ilgili anılarını tazeleyen, İncesu'dan bilgi alan, eğitiminin ve çocukluğunun bir kısmını ilçemizde geçiren kişileri anıları ile buluşturan, arkadaşları ile buluşturan form yöneticileri Ufuk ve Atilla Kocaeren'e özellikle teşekkür ediyor.
Başarılarının devamını diliyor. Beni Öğretmenler Günü'nde röportaj için canlı yayına davet ettikleri, bana bu onuru yaşattıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. İncesu Kayseri Forum, geçmişe ait anıların canlandığı, gönül tenimizin titrediği, ilçemize ait unutulmaya yüz tutmuş bilgilerin, kişilerin hafızalarında kaldığı kadarınca toparlanıp, ilçemiz tarihi ile ilgili hem bir bilgi birikimi hem de yeni nesle aktaracağımız kültür oluşturma açısından çok önemli olmuştur. İlçemiz doğumlu olup fakat İncesu'da yaşayan birinci, ikinci hatta üçüncü nesil akrabası kalmayan, ancak fotoğraflarla, anılarla çocukluk hatıralarını canlandıran, gurbetteki İncesulara da açılan bir pencere, bizler için de onları hatırlamak, hatta unuttuklarımızı tanımak, bilmediklerimizi tanımak, ilçemizde yetişen yazarları, ilçemizde yetişen şairleri, kitaplarını tanıma fırsatları veren bir platform olmuştur. Örneğin bir Selçuk Ülger'i birçoğumuz yazar olduğunu bilmiyorduk. Bir Bekir Özgen abiden haberimiz yoktu. Bir şair Mehmet Büyükçelik'ten haberimiz yoktu. Yine ismini hatırlayamadığım birçok ince sulu hemşerilerim kültürel platformda en ön saflarda ellerinden geleni yapmakta, İncesu Forum bizlere bunları tanıtmakta, öncü olmakta. Özellikle hiçbir ön yargı olmadan, siyasetten ve ticaretten uzak, iyi niyetle yöneltilen bu foruma katkı veren hemşerilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Yöneticilerine başarılar diliyorum. Benimle röportaj yapılacağı bildirimi yapıldığında hakkımda olumlu veya olumsuz yorumlar yapan herkese teşekkür ediyorum. Elbette şahsımla ilgili herkes olumlu düşünmek zorunda değil. Elbette yanlışlarım olmuştur. Haklıyı haksızı ayırt etmekte zorlanıp haksız yere kızdığım, kırdığım, incittiğim öğrencilerim olmuştur. Bunda hiçbir art niyetimin olmadığını bilmenizi, her insanın hata yapabileceğini bilinmesini belirtmek istiyorum. Yontulmak elmasın, yanılmak ise insanın mükemmelleşmesine yol açar. Elbette yanıldığımız yerler olmuştur. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum ki, hayatta bir çocuğu üç kişi kıskanır. Ufuk, üç kişi kıskanır. Evet, kıskanmaz, özür diliyorum. Üç kişi kıskanmaz. Kardeşi bile kıskanır. Çocuğu kıskanmayan bir annesi vardır, bir babası vardır, bir de öğretmeni vardır. Çocuklarımızın başarıları gururumuz, başarısızlıkları utancımızdır. Evet. Bu girişten sonra ben İncesu 1957 doğumlu, Ethem Hoca'nın Feyzullah diye lakabıyla anılan Feyzullah Yücel'in oğluyum. Resimde rahmetli annem ve babam gözükmekte. Dedem uzun yıllar Ethem Hoca dedem hocalık yapmış. Onun babası Feyzullah Efendi şairmiş, irticalen şiir söyler gezermiş. Babam devlet memurluğundan emekliydi. Ben de ilkokul 6 çocuklu bir ailenin 6. çocuğuyum. En küçükleriyim. İlkokulu Ertuğrul Gazi'de, ortaokulu İncesu Ortaokulu'nda, liseyi Kayseri Lisesi'nde okudum. Yüksekokulu Gazi Eğitim Enstitüsü'nde, arkasından lisans tamamlama ve arkasından Hacettepe Üniversitesi'nde İngilizce eğitiminden geçerek İngilizce matematik öğretmeni unvanını aldım. Ayrıca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim şu anda. 1977 yılında göreve başladım. 1977 yılında göreve öğretmenle ilk adımımı attım. Şu anda halen öğretmenliğim fiilen devam etmekte. Yani birçok arkadaşım
birçok kardeşimiz, hatta birçok öğrencimiz emekli oldu ama bana niye emekli olmuyorsun diye soruyorlar. Ben de boş durmayı sevmeyen bir kişiyim. Ve insan belli bir konuma gelince, belli bilgi birikimine ulaşınca boşta kalmak insanı üzecektir diye düşünüyorum. Sağlığım el verdiğince çalışayım diye düşünüyorum. O yüzden çalışmaya devam ediyorum. İnşallah, inşallah. Sizlere Allah sağlık, sıhhatler versin hocam. Evet. Söyleyeceklerim evet. Şeyimle ilgili, eğitimimle ilgili bunlar Ufuk. Evet, evet hocam. Bu arada Bekir Yılbat katılmış, Ahmet Kaşaka katılmış, Mustafa Kayserili oğlu. Emel hocam ellerinden öpüyorum. Sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Mustafa Avunduk demiş. İbrahim Çıtırık katılmış, hoş geldiniz diyoruz. Murat Işık'a hoş geldiniz diyoruz. Ercan Yatmaz'a hoş geldiniz. Ahmet Güllü, Emel hocam saygılar inşallah demiş. Şerife Yaz Çalışkan hocamı saygıyla eşine sevgiler demiş. Şerife Yaz Çalışkan. Mustafa Dönmez hoş geldiniz. İdris Buğdaycı hoş geldiniz. Aysel Avut Otçıkın, sevgili öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı yıllara selam saygılar. Mustafa Değirmenci, layıksın hocam demiş. Mustafa Dönmez, hayırlı akşamlar hocam, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Tamer Kocaeren'e hoş geldin diyoruz. Bahri Koçak, emeğiniz büyük, değerli hocam. Allah sağlık, sıhhat versin. Gurur Kısılışağı, hoş geldiniz diyorum. Yasin Gündelik, Yaşar Değirmenci, Emel hocam, tüm öğretmenler ve hocalarımızın gününü kutluyorum. Sağlıklı, sıhhatli günler diyorum. Yılmaz Kar muhtarım katılmış, hoş geldiniz. Mustafa Kayserili oğlu resim gözükmedi demiş, babasıyla annesinin resmini tekrar o yüzden gösterdim zaten Mustafa abicim. Saadettin Bey'ine hoş geldin diyoruz. İrfan Turgut hocama hoş geldiniz diyoruz. Murat Şık, Yusuf hoş geldiniz. Bekir Göktürk Turunç, rahmetli Ayşe Hanım, Feyzullah emmim rahmetler olsun demiş fotoğrafı görünce, evet. Yasin Gündeli'ye hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun demiş. Ne demiş? Niyazi Teker, yüreğin vicdanın rahat olsun hocam. Senin hakkında olumsuz düşünen insanlar boş insanlardır diye yazmış. Mehmet Berkay Kahveci'de aile boyu babamın ve benim matematik öğretmenimizdi. Babamın ve benim öğretmenimizdi. Emel Güzel hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun demiş. Göktürk Mustafa Bastı, hocam beni ağlattınız. Emel hoca keşkelerimiz olmasaydı ama benim çok değer verdiğim kıymetli bir büyüğümsün demiş. Sağ ol Mustafa. Metin Ülger'e hoş geldiniz diyoruz. Bekir Bozkoy'una hoş geldin diyoruz. Fazla konumuzu dağıtmadan herkese hoş geldin diyorum. Tekrar okuyacağım. Hocam kendinizi kısaca tanıttınız. Üniversiteyi okuma aşamasına kadar geldiniz. Daha sonra İncesu'ya sıra geldi. İlk görev yeriniz sanırım İncesu. İncesu'ya sırasıyla İncesu'ya kaç yılında geldiniz? Hangi görevlerde başladınız İncesu'da? Ne zaman bulundunuz yani İncesu'da tarih sıralamasına göre hocam? 1977 yılının Eylül ayında tel emri geldi. Kulakları çınlasın Halil Semerci hocam PTT'nin önünde rast geldi. O ne Emel dedi. Hocam tel emri geldi dedim. Bir bakayım dedi. Baktı tel emrinde İncesu Lisesi'ne atanmam yazıyor. Kendi de o sırada seçimlere girecek. Sümer Lisesi'ne tayini çıkmış. Dedi hocam, bir burada kısaca keseceğim. Halil Semerci hocam sizin öğretmeniniz mi hocam? Öyle duydum. Halil Semerci hocam benim ortaokuldan öğretmenim. He, tamam. Burayı bir aydınlığa kavuşturalım. Ortaokuldan öğretmenim tabii. Emel dedi git de göreve başla hayırlı olsun dedi. Gittim işte rahmetli Recep Özen abi, işte Ali Çetinkaya müdür vekili beni göreve başlattılar sağ olsunlar. Hepsi de bana çok yardımcı oldu orada. İncesulu özellikle İncesulu öğretmenlerimiz Ali Çetinkaya, Mustafa Bahar rahmetlikler, Ömer Koçak, Ahmet Topallı, yine Mustafa Dinçer abi bunlar bana devlet tecrübesi, devlet terbiyesi öğrettiler. Gerçekten çok mutlu oldum. Daha sonra müdür yardımcılığına başladım. İncesu Lisesi'nde 1980 yılında, ihtilal döneminde 81'de falan müdür yardımcılığı yaptım. Askere gittim geldim. Tekrar müdür yardımcılığım devam etti. 1985'te okul müdürü oldum. Müdürlük boşaldı. Müracaat ettik, kısmetmiş müdür olduk.
89 yılına kadar müdürlüğüm devam etti. Daha sonra tayin istedim. Müdürlükten ayrıldım. Tayin istedim. Kayseri Lisesi'ne gittim. Kayseri Lisesi'nde bir yıl çalıştım. Bir yıl Anadolu Ticaret Lisesi'nde çalıştım. Tekrar İncesu'ya dönmem gibi bir içimde bir şey oluştu. Evi götürmemiştim. Tekrar İncesu'ya döndüm. İmam Hatip Lisesi'nde bir yıl çalıştım. Akabinde Çakmakoğlu'nun adına İlköğretim Okulu yapılınca, Vali Sabahattin Çakmakoğlu İlköğretim Okulu, oranın kurucu müdürlüğüne beni önerdiler. Bekir Yüzü Kırmızı, Kemal Şahin Beylerin etkileriyle Kaymakam Bey beni görevlendirdi. Orayı eğitim öğretimi açtık. 6 yıl oranın müdürlüğünü yaptım. Akabinde oraya ayrıca bir geleceğiz. Oraya kısaca sonra bir oraya geleceğiz Çakmakoğlu'na hocam. Evet. Evet. Şimdi bu arada da izleyicilerimizden de haber veriyoruz. Bekir Bozkoyunlu hoş geldiniz. Mert Mete hoş geldiniz. Serdar Murat Sayın Savcım hoş geldiniz. Siz de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bekir Aydoğar hoş geldiniz. Funda Çağdar Gencoğlu iyi akşamlar hocam demiş. Fuat Albayrak hoş geldiniz. Fat Mustafa İmamoğlu hoş geldiniz. Önder Akkepelek hocam ve Fuku abi merhabalar demiş. Teşekkür ediyorum. Bekir Karaçavuş hocam hoş geldiniz. Bülent Beğendik hoş geldiniz. Murat Yusuf Şek öğretmenler gününüzü kutluyorum. Mehmet Gözü Kırmızı sizin ve tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlar. Hocam ellerinizden öperim demiş. Atilla Bülbül hocam hoş geldiniz. Mehmet Gümüş, Emel hocam saygılar selamlar demiş. Zeki Akçeşme iyi yayınlar. Öğretmenler gününüzü kutluyorum. Omuzlarım ağrıyor. Spor yapamıyorum hocam. Aynen oku demiş. Evet bunu aynen okuyorum. İyi yayınlar hocam demiş. Zeki Akçeşme. Zeki öğretmenler gününü kutluyorum. Çok da yani yedim diyor. Omuzlarıma vura vura Kayseri Spor'a kaç kaldı gavur herif dedi de diyor. Omuzlarım ağrıyor şu anda o zamandan beri diyor. Gülmüş kendisi. Evet. Mehmet Teke hoş geldiniz. Ahmet Akgül, Fatih Yazgan, Murat Şuk. Murat Şuk komutan da abi Suriye İdlib'den izliyorum. İdlib'den, Suriye İdlib'den. Ellerinden öpüyorum hocamın. Tüm İncosu'ya saygılar, sevgiler demiş. Mehmet Teke ve de tüm öğretmenler gününü kutlamış. Durmuş Erciyes yine aynı şekilde. Bilal Eskici, Metin Ülger, Arif Erdem. Mersin'de şu anda sizi canlı yayın, radyoyu açan Arif Erdem abi. Mesela siz daha iyi bilirsiniz. Arif Erdem'i siz biraz da tanıtın. Şu anda hocam diyor radyomu açtım diyor. 22.612 kişi sizi dinliyor diyor. Ahmet Yaz hoş geldiniz. Metin Kütük. Çaycı Metin Kütük tüm öğretmenlerimiz sayın hocamın da öğretmenler gününü kutluyorum. Muammer İyide hoş geldiniz. Yaşar İpel, Alparslan İlba, Funda Gencoğlu tekrar demiş ki hocam emekleriniz çok teşekkür ederim demiş. Mustafa Aydın iyi akşamlar. Alparslan İlba selam saygılar hepsinin size tek tek selamları var hocam. Aleykümselam. Şimdi hocam İncosu'ya geldiniz. İncosu'da görev emrini aldınız. İncosu'ya başladınız. İncosu'ya ilk başladığınızda mesela siz İncosu doğumlusunuz. İncosu'yu bilirsiniz. İncosu'da bir ufak da olsa veya çok büyük de olsa bir zorluklarla karşılaştınız mı? İlk etapta nasıl gelişti? Elbette İncosu'ya tayin olup gelince İncosu Lisesi zaten 1972-73 öğretim yılında açılmıştı. İncosu Lisesi'ndeki öğrencilerin yaşları oldukça ileriydi. Yani lise açılınca Kayseri'ye gidemeyenler, ekonomik durumları olmayanlar veya işte babaları, anneleri çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşanlar göndermediler ama İncosu'ya lise açılınca gitsin diye gönderdiler ve yaşı çok ileri olan öğrenciler vardı. Bunların içerisinde benim ilkokuldan sınıf arkadaşlarım vardı. Yani lise sona gelmişler. Benim ilkokuldan sınıf arkadaşlarım vardı. İlk etapta çok zorlandım. Bana derslerini verdiler. Örneğin ben gittim rica ettim müdüre. Dedim ki bana dedim bu 6. sınıfları vermeyin. Benim orada arkadaşlarım var. Yani ben hem ben sıkılırım hem onlar sıkılır dedim. Yani öyle bir zorluk yaşadım. Onun dışında şu tür zorluklar da yaşadım. Ben müdür olduktan sonra örneğin Ali Çetinkaya Bey benim hocam olur. Hem hocam olur hem müdürüm olur. O öğretmen oldu, ben müdür oldum. Aynı şekilde Mustafa Bahar Bey.
rahmetlik. Benim müdürüm odur, Allah öğretmenim rahmet odur. Ben müdür oldum, onlar öğretmen oldu. Bu konularda ben sıkıntı yaşarım diye düşünüyordum ama onların geniş hoşgörüleri ve benim saygım bu işi tatlıca yürütmemize vesile oldu. Hatta onların yardımlarını da gördüm. Bu tür zorluklarım oldu. Onun dışında işte hemşerilerden dolayı sıkıntı atletmiyorum ama tanıdık, bildik, akraba, konu, komşu bir takım haliyle beklentileri oluyor. Ama herkese adil davranınca, yansız davranınca, içten davranınca işleri kolayca hallettim. Başka da zorluk çekmedim İncesu'da. Ama bir de avantajınız vardı hocam sanırım. Yani İncesu'da çoğu kişinin ailesiyle birlikte biliyordunuz. O da avantajınızdı diye sanıyorum yani. Tabii mutlaka. Ben bir de çarşıda büyüdüm. Yani evimiz çarşıya çok yakındı. Herkesi tanıyordum genellikle. Bir karakoyunuyla ilgili belki biraz şeylerimiz vardı. Ama onları da tanıma fırsatı buldum. Yani herkesten yardım gördüm. Herkes katkıda bulundu. Ben de bir İncesu'lu olarak, İncesu sevdalısı olarak gerçekten yürekten çalıştım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Çocuklarımıza katkıda bulunmaya çalıştım. Gönüllü kurslar açtım. Öğretmenleri teşvik ettim. Üniversite hazırlık kursu bilinmezdi. Kayseri'de dershane yoktu. Gerçekten yoktu. Ben şimdi şöyle bir soruya gelecektim. Tam siz basıyorsunuz. Bunun cevabı sanırsam hocam. İncesu'da bu tür şeyleri yaptıktan sonra İncesu'daki eğitim ve öğretime katkılarınız diye soracağım. Buna devam ediyorsunuz. Buyurun hocam. Evet. Şimdi İncesu'daki eğitim öğretime katkı babından dediğim gibi özellikle derslik sayılarını artırdık. Öğretmen sayılarını artırmaya gittik. Özellikle fizik öğretmeni, İngilizce öğretmeni bulunmazdı. Müdürlük görevine başladığımda ilk yaptığım şey İngilizce bölümünün açılması oldu. Yani hep Almanca kaydediyorduk öğrencileri. Üniversiteye giren çocuklar hazırlık sınıflarında sıkıntı çekiyordu. Eğitim dilini İngilizce'ye çevirdik. Arkasından yine Milli Eğitim'e gittiğimizde sağ olsun Mustafa Cemiloğlu Bey'in yardımlarıyla öğretmen sayılarımızı da yeteri kadar genişlettik. Öğretmenleri, İncesu'lu öğretmenlerimiz çoğunluktaydı. Sağ olsunlar, hep yardımcı oldular. Mustafa Köseoğlu, İsmail Çavuşoğlu, Hüseyin Çavdar, yine Bekir Akbıyık, Osman Karababa. Burada belki ismini addedemediğim, hatırlayamadığım bazı arkadaşlar kusura bakmasınlar. Hepsi de yardımcı oldu. Yine dışarıdan gelen arkadaşlar, özellikle İncesu'da unutulmayan simalar. Mesela Necati Yazıcı gibi. Yine öğrencinin gönlünde taht kuran, kısa süre görev yapmasına rağmen Orhan Alpayım gibi, Halil Sevinç gibi arkadaşlar. Bunlar da İncesu'da eğitimin ve kültürel faaliyetlerin artmasında katkıları oldu. Özellikle 85, 86, 86, 87 ve 87, 88 yıllarında gerçekten söylüyorum, bunlar kayıtlarda mevcut. Kayseri'deki ilk 2, ilk 3 okul arasına kitlesel yerleştirme açısından girmiştik. Örneğin bizim fen sınıfımızda 14-15 öğrenci olurdu. Matematik şubesi diye geçerdi. Bu 14-15 öğrenciyi de yerleştirdik üniversitelere. Yani hepsi de çok iyi bölümler olmadı ama her sene en azından 1-2 tıp öğrencimiz oluyordu. ODTÜ'ye giden öğrencilerimiz oldu. İTÜ'ye giden öğrencilerimiz oldu. Yani bunlar örneğin, yani hatırlarsınız mesela çok güzel avundukların üçü de çok güzel okudu. Yine ne bileyim ben görevlerinde çok başarılı olan Mehmet Kalem olsun. Yine bir tıpa giden Şehriban Kili olsun veya işte benim kayınbiraderim Tuncer Sumak olsun, Yalçın Sumak olsun, Fatma Tosun olsun. Yani bunlar hep Bekir Atik örneğin profesör oldu. Recep Aksu yine tıpta profesör oldu. Ve bu öğrenciler hep bizim gayretlerimizle, benim şahsi gayretim tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Onu söylemek istiyorum yani. Buna katkıda bulunan tüm öğretmenlere, Ahmet Topallı'ya, Ömer Koçak Bey'e özellikle hasreten çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinin de öğrencilerimiz üzerinde çok emekleri var. Dolayısıyla belli bir konuma getirdikten sonra İncesu'dan ayrılma gereği duydum. Yoksa herhangi bir sıkıntım yoktu. Ama insanın bazen öyle oluyor ki yapacağı şeyler tükeniyor. Ya ufku bitiyor insan. Orada yapmak istediklerini yapıyor. Ufku tükeniyor.
Kayseri'ye gelmek istedim. Kayseri'ye geldim. Oradan da tekrar huzursuzluk, yani bir takım Kayseri Lisesi'ndeki sıkıntılar beni rahatsız etti. Hocam orada bir ara verelim. Orada bir ara verelim. Şu anda öğrencilerden bir kişi mesela siz demişsiniz ki bayağı bir öğrencileri şey yaptım. Geçti dediniz. Bu vesileyle o dönemi tekrar yaşamış bulunmaktayım. İki adet fotoğrafımı lise dönemine ait fotoğrafımı paylaştım. Bu fotoğraflar beni duygulandırdı. Bu dönemdeki öğretmenlerin başta olmak üzere güzel ülkemizin insanların geleceğini özveriyle yetiştiren siz öğretmenlerimi 4 Kasım Öğretmenler Günü'nde Sayın Emel Ömer Yücel öğretmenimizin nezdinde kutluyorum. Teşekkür ederim. Başta Mustafa Bahar olmak üzere kaybettiğimiz tüm öğretmenlerimizi de rahmetle, minnetle anıyorum. Siz öğretmenlerimin ona kazandıkları yanında ben size ne söylesem sevgi ve minnetlerimi anlatmaya yetmeyecek. Hakkınız ödenmeyecektir. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Recep abi. Size kısa Recep abi. Evet. Evet. Nerede şu an hocam? Evet. Profesör oldu. Size ayrıca size bir video gönderdi hocam. Hem Emel hocamın tüm öğretmenlerini gününü kutladı. Konu ondan açılmışken şimdi bir onu yayınlayalım dedik. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Büyük emekleri var. Mesela konu buradayken yapıyorum hocam. Bu arada katılanlara yayınımızı tekrar bir paylaşırlarsa çok iyi olacak. Yayınımızı bir paylaşsınlar. Tahir Turgut'a hoş geldiniz diyoruz. Ahmet Akgül'e öğretmenler gününüzü kutluyor. Metin Ülger hoş gelmiş. Abimiz diyor. Mustafa Aydın iyi akşamlar. Tüm öğretmenler gününüzü kutluyor. Mustafa Eskici öğretmenler günü kutlu olsun. Nice yıllara hocam demiş. Turan Özcan fotoğrafları bir kez daha görmek istiyor. Fazla yukarıdan olduğunu söylüyor Turan Özcan. Tamam Turan abim. Bekir Yılmaz, kıymetli hocama sağlıklı ve uzun ömürler dilerim demiş. Atilla Kocaeren fotoğrafları bir kez daha görelim demiş. Didem Yücel fotoğrafları biraz daha aşağıdan gösterirsiniz görebileceğiz demiş. Tamam fotoğraflar konusunda bir kez daha ineceğiz. Yaşar Karaca Hoş'a hoş geldiniz diyoruz. Şahin Otçık'ına hoş geldiniz. Fatih Çelebi'ye, Yaşar Karaca Hoş'a sevgili hocam. Ve Ufuk Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş Yaşar Karaca Hoş. Sağ olsun başkanım. Mustafa Değirmenci demiş ki Kayabağ'da inin içinde kimleri kovaladı? Niye kovaladı? Bağı korumak için mi yoksa da derslerinde çalışması için mi? Bir de diğer sorumu ısrarla soruyorum. Emeklerine sağlık hocam demiş. İsterseniz bu soruyu bir cevaplayın. Hatırlamışsınız hocam. Şimdi Mustafa valla Mustafa iyi bir, zeki bir öğrenciydi. Mustafa Değirmenci değil mi? Mustafa Değirmenci. Evet, yanlış anlamadım. Evet hocam. Tabii Kayabağ'dan kovalarken özellikle bağ zarar veriyorlardı öğrenciler. Yani benim kızdığım öğrenciler, vurduğum öğrenciler gidiyorlardı bağdan haliyle çağlaları yoluyorlardı. Dalları budakları kırıyorlardı. Bağı korumak için çıktığım da olmuştur. Bunları derse çalışmak için kızdığım da olmuştur. Özellikle Mustafa şeyle birlikte, Ali Çırak'la birlikte, onlar orada bir in var. O ine bir şeyler koymuşlar, dizmişler, kapı koymuşlar. Orada yiyorlar, içiyorlar, yakıyorlar, ocak yakıyorlar falan. Orada öyle vakit geçiriyorlardı. Onları bir ara ben kovaladım. Onu hatırlıyor Mustafa. Tabi bu kaç senelik olay herhalde. 40 senelik olay. 40 senelik olay. Evet hocam. Şimdi hocam o dönemlerde öğrencilerin sanırsam mesela bir sosyal hayatına kadar müdavil olma şansınız var. Şimdi Ufuk, öğretmenlikte genellikle insanlar gördüklerini işliyorlar. Yani öğretmenlik bir noktada kendi öğretmeninden aldığın duygularla, tecrübelerle gidiyor. Yaşaya yaşaya sen kendin başka yaşam biçimleri geliştiriyorsun.
farklı davranışlar geliştiriyorsun. Bizim öğretmenlerimiz vardı. Örneğin hatırlar benim devrelerim. Özellikle Osman Tosuner diye bir öğretmenimiz vardı, Develli. Osman Tosuner sürekli bağları, bahçeleri, kayaları, sahaları gezerdi. Oynayan, oralarda gördüğü öğrencilerin numaralarını alır, sabahleyin gelin, herkesin hesabını sorardı. Bizim de bu tür durumlarımız oldu. Yani caddede gördüğümüz, işte gereksiz yerlerde gördüğümüz öğrencileri biz de dolaşırdık. Bekardık da, boşluk da uyarırdık. Bunu yaparken de gayet iyi niyetle çalışmaya teşvik etmek açısından. Okul çıkışları örneğin sosyal aktivite yönünden öğrencilerle maçlar yapardık. Voleybol maçları yapardık. Öğretmenler bir, öğrenciler bir veya okullar arası maçlar yapardık. Veya okul geceleri düzenlerdik. Bunlar hem öğrencilerin sosyal hayata daha yakın olmasına hem öğretmenden çok da fazla çekinmemesine sebebiyet verirdi. Tatlı bir ilişki vardı aramızda. Çok saygın bir ilişki vardı. Şimdiki öğrenciler gibi çok cıvımıyorlardı. Hala mesela öğrenciler saygı gösterirler. Hala ben de sevgi gösteririm. Hala ben de şu anda örneğin Halil Semerci'ye inanın şu anda yaşayan öğretmenim birkaç öğretmenimden biri olduğu için aklıma geliyor. 20 metre öteden görsem bir kendime çeki düzen veririm. Yani böyle bir terbiyeden geçtik. Yapmasak ne olur ama bilmiyorum bunlar gelenek görenek çok iyi şeyler diye düşünüyorum. Evet hocam. Şimdi bir video daha gönderdiler hocam size sürpriz olsun diye söylüyorum. Yani Ufuk'cum, arkadaş gibi dikleriniz. Yayınlar. Ufuk'cum, Emel hocamla ilgili lise yıllarına ait bir anımı paylaşmak istiyorum. Emel hocam bizim lisede matematik öğretmenimizdi. Kendisi sınıfa geldiği zaman bıyıklarıyla oynayarak direkt yanıma gelirdi her ders. Ben oğlum Sami yine park kahvesinde oturduğunda üzerine sigara sinmiştir diye gelirdi. Ama hiçbir şey demezdi. Emel hocamızı çok seviyorum. O zaman da seviyorum, şimdi de seviyorum. Sevmeye devam edeceğim. Bu vesile ile başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Emel hocamın da ve diğer öğretmenlerimizden öğretmenler bulunuyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Sami Kütükoğlu'ndan bir itiraf ve iç içe olmanızı gösteren bir şey. Evet hocam. Evet. Bundan bir önceki video hocam onu biraz sanki es geçtik. O Recep Aksu muydu o? Recep Aksu bu şeyle Subaşı kasabasında Subaşı'na gider gelirdi bu. Her gün günlük gidiş geliş yapardı. Sınıfında en başarılı öğrencilerinden biriydi. Kayseri Erciyes Tıp'ı kazandı, bitirdi. Erciyes Tıp'ta yine ihtisasını yaptı. İhtisasını yaptıktan sonra orada kaldı. Şu anda profesör unvanı kazandı. Hala orada görev yapıyor. Biz görüşürüz zaten kendisiyle. Öyle mi? Evet. Sağ olsun sizin isminizi duyunca ben de bir video göndereyim dedi. Çünkü benim öğretmenim dedi. Biz hala duyduğunuz gibi biraz önceki canlı yayında kendisi itiraflarda bulundu. Evet, takipçilerimiz şu anda fazlalaşıyor. Oradan paylaş düğmesine basarsak Emel hocamla sohbetimize devam edeceğiz. Bir paylaşalım ve fazla bir izleyiciye ulaşalım. Erdoğan Şeyhoğlu, hoş geldiniz diyoruz. Turan Özcan, tekrar hoş geldin diyorum. Müslüm Büyük, fotoğraflar konusu, tekrar fotoğraflar istiyor. İki tane fotoğraf gönderdik, tekrar izlemesini istiyorlar. Mehmet Şahin, iyi akşamlar. Arif Ot, hoş geldin diyoruz. Emeğinize sağlık, sağ olun. Murat Güngüler, Remzi Orçan'a, Hakan İpiçüre, Göktürk'e, Remzi Baykaldı'yı unutma demiş bana. Evet, Remzi Baykaldı'yı incesulu olmasa da sevdiğimiz, saydığımız öğretmenlerimizden biri. Serdar Murat, Sayın Savcım yazmış. Sayın Hocam, şahsınızda tüm öğretmenlerime saygı ve sevgi şükranlarımı sunuyorum. Ufukcuğum, değerli arkadaşım, bizleri bu buluşma imkanı tanıdığı için de sana sevgilerimi sunuyorum demiş.
Mustafa Değirmenci, bu arada bir sorunuz daha vardı. Şu anda Mustafa Değirmenci sorunu göremiyorum. Tekrar bir tane daha atarsam memnun olacağım. Sayın Savcım da bir mesaj göndermiş. Murat Yüksel, Emel Hocam. İnşallah evet. Tanıyorsunuzdur. Savcım da... Ben de öğrencim olur. Evet. Sayın Savcım da bir video göndermiş. Emel Hocam, kendine eğitime nitelikli, dürüst, iyi insanlar yetişmeye adamış bir eğitim adamı. Azimli, çalışkan, dürüst, disiplinli ve özverili bir eğitimci. Şöyle ki, ortaokul 3. sınıfta kendisi 3-4 kişilik bir grubu özel dersine karar vermişti. Bize zorunlu matematik dersi vereceğini söylemişti. Tabii o zamanlar kurs yok, dershane yok, kimse özel ders almıyor. Hocam zorunluluk var demişti. Ve 3-4 kişilik gruba hafta sonları evinde ders vermişti. Tabii o zamanlar bizim çok zorumuza gidiyordu. Arkadaşlar dışarıda oynarken sabah sonları ders çalışıyorduk. İşten kızıyorduk da hocamıza. Ancak bugün geri dönüp baktığımda görüyorum ki o gruptan bir hakim, bir doktor, bir mahkeme mühendisi çıkmış. Hocam çok ileriyi görebilen tavrını orada ortaya koymuş. Hocam size ne kadar teşekkür etsek hakkınızı ödeyemeyiz. Sizin şahsınızdan haklarını helal etmenizi istiyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sağ olun, var olun. Evet hocam, bir sürpriz de böyle yapalım dedik. Teşekkür ediyorum Murat'a, teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum görevinde. Gerçekten o dediği gruptan bir doktor, bir mühendis, bir savcı ve bir eczacı çıktı, evet. Evet hocam. Evet. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çok evet, bir cümle geçmek istiyorum. İncesu'daki eğitim, öğretimin iyi olmasına... En büyük katkıyı da aslında sınıf öğretmenlerimiz veriyor. Yani İncesu'da gerçekten çok özverili sınıf öğretmenleri vardı bizim dönemimizde. Çoğu da İncesu'lu yerliydi. Ben yerli yabancı ayrımı yapmak babından demiyorum da öğretmenlerimizin genelde çoğu İncesu'luydu. Özellikle bayanlar Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda, Atatürk İlkokulu'nda yine müdürlerinin katkısıyla rahmetlik Mustafa Kalem'in, yine Allah şifa versin Mehmet Sarı'nın, yine diğer okul müdürlerinin, Kemal Bey'in olsun, Mahmut Bey'in olsun katkılarıyla öğretmenler kendi aralarında bir yarış içindeydiler. Kaliteli öğrenci geliyordu. Hatta köylerden bile özellikle Garipçe'den ve Subaşı'ndan çok iyi öğrenciler geliyordu. Ve bu öğrencileri de eğitmek, öğretmek daha kolay oluyordu. O öğretmenlere de, ilkokul öğretmenlerine de ayrıca katkılarından dolayı ben teşekkürlerimi iletiyorum hepsine de. Evet. Hocam konuyla ilgili Mustafa Değirmenci'nin sorusunu buldum. Güzel bir soru aslında. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Mustafa Değirmenci demiş ki, İncesu Lisesi'nin demiş en başarılı döneminde öğretmenlerinin farklı okullara dağıtılmasını bir proje olarak görüyorum demiş. Hocam ne düşünüyorum merak ediyorum demiş. Yani en başarılı dönemde öğretmenler dağıldı diye düşünüyorum demiş. Ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle Mustafa, onu biraz insan yaşayarak öğreniyor bazı şeyleri. Bence Mustafa'nın düşündüğü gibi değil. Örneğin tayini çıkan, tayin isteyen öğretmenler hep kendi çocuklarının eğitimi için tayin istediler. Örneğin bak İncesu'da biz eğitimin içinde olmamıza rağmen Anadolu Lisesi kavramını bilmiyorduk Ufuk. Anadolu Lisesi nedir? Ben 1980 yılına kadar bilmiyordum. Hı. Bekir Özgen abi gelirdi İzmir'den, İngilizce öğretmeni Bekir Özgen Bey. Bornova Anadolu Lisesi'nde çalışırmış. O anlattı bize Anadolu Lisesi nedir, ne değildir. Ondan öğrendik. Sınav varmış, sınavla alınırmış öğrenciler. Yani biz bunları onlardan öğrendik. Onlardan öğrenince o dönemde artık yavaş yavaş şehirlerde, bazı şehirlerde de Anadolu liseleri açılmaya başladı. Örneğin Kayseri'de benim şu anda çalıştığım Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi açıldı. Dolayısıyla insanlar çocuklarını daha iyi okulda okutabilmek açısından çocukları belli eğitim düzeyine gelince ile gelmek istediler. Ömer Bey geldi, Ömer Koçak Bey, Ahmet Topallı Bey geldi.
Ondan sonra mesela sizin hocam, mesela sizin Kayseri'ye gitme nedeniniz neydi? Benim Kayseri'ye gelme sebebim de ben de benzer sebepten geldim. Evet. Ben de benzer sebepten geldim. Çocuklarımız için geldik. Ya İncos'ta eğitim kötü mü olurdu? Hayır. İncos'ta eğitimin kötülüğünden değil, eğitimi yönlendiren, yönetenlerden, uğraşanlardan biri bizdik. Ama istedik ki örneğin Fen Lisesi'nde okusun, Anadolu Lisesi'nde okusun. İncosu'dan kazanmak daha zordu. Kayseri'de dershane olayı var, ne bileyim ben daha farklı şeyler var, alternatifler var. Onun için geldik. Yoksa öyle bir proje olduğunu düşünmesinler yani. Evet, evet, evet. Çağatay Mestav, selam ve sevgilerini sunuyor. Bahri Orçan, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Halit İkbal, hoş geldiniz diyoruz. Yaşar Karaçavuş, sizin ve bütün öğretmenler gününü kutluyor. Doğdu Yusuf, öğretmenler gününüzü kutluyor. Yusuf hocam herhalde doğdu Yusuf. Yusuf hocam, evet. Evet, evet. Göktürk demiş ki, Profesör Aksu hocam çok duygusallaşmış, ağlayacakmış neredeyse. Bu nasıl bir sevgi diye yazmış. Bekir Göktürk, komşum ben de buradayım. Selamlar Fethi demiş. Bekir Göktürk, Turunç herhalde sizin komşunuz. Benim komşum. Mehmet evet. Avundoğa, hoş geldiniz diyoruz. Mustafa Timurşoğlu, sorumu unutma demiş. Mustafa Şeyhoğlu, inşallah onu da bulacağım. Şimdi soracağım Mustafa Şeyhoğlu. O soru da güzel bir soruydu. Mehmet Eskici, öğretmenler gününüzü kutluyor. İbrahim Kütükoğlu, iyi akşamlar. Recep Aksu, evet hocam. Hocama çok teşekkür ediyorum demiş. Katılmış şu anda. Size iyi yayınlar, bize de iyi yayınlar diyor. Adil Sıvacı, iyi akşamlar demiş. Fatma İmamoğlu, öğretmenler gününüzü bir veli olarak kutluyorum demiş. Evladım Özlem'e verdiğiniz emek için teşekkürler. Ayrıca Osman Kanal ve Mustafa Köseoğlu'na da minnettarım diye yazmış. Bahri Orçan ve bir de ben Bahri Orçan demiş. Şevket Kuş, selamlar değerli hocam demiş. Mustafa Değirmenci, öpüyorum. Sorularda herhalde ikna olmuş, ellerinden öpüyorum demiş. Hüseyin Değirmenci, iyi akşamlar demiş. Ramazan Sungur, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Levent Gözü Kırmızı, Mehmet Yükçü. Mehmet Yükçü mü demiş? Evet, Mehmet Yükçü demiş ki kahvelere bir de polisler baskın yapardı. Bir de öğretmenlerimiz baskın yapardı. Hocam hatırlarsın demiş. Herhalde kahvelere baskın yapıldığında yaşadınız mı hocam öyle bir şey? Oldu haliyle. Kahve alışkanlıkları başlayınca kahveleri kontrol etme gereği duyduk. 7000 nüfuslu bir yer. Yani 3-4 evet. tane kahve var. Giden öğrenciler de sınırlı. Onları uzaklaştırabilir miyiz diye gittiklerimiz oldu haliyle Ufuk. Evet, evet, çünkü evet. İncesu'da hocam size şöyle bir soru soracağım. Meslek hayatınızda, İncesu'daki meslek hayatınızda yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey oldu mu? Vallahi ben şunu çok istiyordum, onu beceremedim. Diğer bütün isteklerimi yerine getirdim. Ben eski mesleklerin kaybolmasını hiç istemem. Yaşamasını isterim. İncesu'da ilköğretim okulunda çalışırken en çok ev ekonomisi ve iş bilgisi derslerinde sıkıntı çektim ben. Yani velilerden, öğrencilerden şikayet bu derslerden geldi genellikle. Çünkü bu derslerin yapılacağı ortamlar çok hazır değildi. Öğrenciye ve veliye yük oluyordu. Ben de istedim ki, ya dedim İncesu'da dedim örneğin bir eskiden süre gelen bir şey var. Hasır örme işi var. Bunu da Parlak Ömer amca rahmetlik örerdi. Sepetler örerdi hasırdan. Ne bileyim zambık denilen yük taşıma araçları örerdi. Ben dedim ki bunların minyatürlerinden öğrencilere öğretsin. Bu işi bir okulda döner sermaye gibi yapalım. Hem bunları satışa sunarız kermeslerde. Hem okula bir gelir olur hem bu meslek ölmez dedim. Ama bir türlü becerip de okula bir kamyon berdi getirtemedim. O içime evet. uhde oldu. Tam getirteceğim zamanda Ömer amca vefat etti. Bu iş bitti. Yani vay içimde ya. Kalan uhde bu oldu. Yoksa diğer eğitim konusunda elimden geleni yaptım. Bir de lise binasını yaptıramadık. Elimizde 4500 metrekarelik arsa vardı. Lise Yaptırma Yaşatma Derneği'nin başkanıydım aynı zamanda. Fakat bakanlık 7000 metrekareden aşağı olmaz dedi. Şimdi mahalle aralarına apartmanlara lise onayı veriliyor örneğin veya ortaokul onayı veriliyor. Elimizde arsa kaldı. İşte belediye başkan vekili Zeki Aygar Bey'in gayretleriyle arsayı Atatürk İlkokulu'na devrettik. Atatürk İlkokulu o bina oraya yapıldı
Eski binadan buraya taşındı. O bina dolayısıyla ilçeye kazandırılmış oldu. Yani bir de lise binası yaptıramamak, çok uğraştık. Bizi üzdü. Bakanlık bir türlü onay vermedi. Evet hocam, evet. Şimdi bir de tekrar şu katılan izleyicilerimize bir bakalım. Ahmet Kayar, hoş geldiniz. Hüseyin Değirmenci, iyi yayınlar Ufuk abi, Emel hocamın ve tüm öğretmenlerimizin gününü kutlar, saygılar sunar demiş. Erol Bütün'e hoş geldin diyoruz. Bilal Eskici, Emel hocam ve tüm hocalarımın öğretmenler gününü kutluyorum demiş. Mustafa abi, okudum o sorunu. Bahri Orçan, Hollanda'dan saygılar, sevgiler, iyi akşamlar demiş. Arif Erdem, Ufuk, Mehmet Sarı hocama da acil şifalar versin demiş. Mehmet Sarı hocamdan yayının hemen başında bahsettim Arif Erdem abim. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik Mehmet Sarı'ya. Murat Büyük, hoş geldiniz. Erkulu, hoş geldiniz. Atilla Bülbül hocam ne demiş? Gönüllere dokunan ve tüm öğretmenlerimizin gününü gönülden kutluyorsun. Var olasın öğretmenim diye yazmış. Murat Büyük, saygılar hocam. Eşref Okçu, öğrenciler arasında yerli köylü ayrımı mı yapardınız? O dönemde yapılır mıydı? Canınız sağ olsun diye yazmış. Var mıydı hocam? Yoktu değil mi bu köylü yerli ayrımı yapacağınızı? Kesinlikle. Soruyu soran kim dediniz? Soruyu soran Eşref Okçu. Öğrenciler arasında yerli köylü ayrımı yapar mı? Yapardı. Canınız sağ olsun diye yazmış sonra. Kesinlikle öyle bir şey olmazdı. Özellikle köylü öğrencileri yurtlara yerleştirmek için, köylü öğrencilerin öğle yemeklerini yurtlardan ücretsiz yemeleri için rahmetli Ali Çetinkaya'yla çok uğraştık, çok şey verdik, sınav verdik. Kesinlikle olmazdı. Özellikle öğrenci, köylülerin okumasını özellikle isterdik. Öyle bir şey mümkün değil, olmaz. Evet. Bir videodan sonra tekrar bir video daha gönderdiler hocam. Öğrencilerinizden bir tanesi bir video daha göndermiş. Bakalım bilecek misiniz? Sonra sorulara tekrar döneceğiz. Bakalım bunu tanıyacak mısınız? Özel, güzel bir günde böyle bir organizasyon içerisinde bulunmaktan çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgili Emel Hocam, siz bize sadece matematik öğretmediniz. Hayatımıza dokundunuz, ufkumuzu açtınız, yolumuzu aydınlattınız. Sizin nezdinizde tüm öğretmenlerimizin gününü kutlar, saygılarımı ve sevgilerimi iletirim. İyi ki vardınız, iyi ki varsınız. Allah hiçbirinizi başımızdan eksik etmesin. Sevgilerimi iletiyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ederim Fatma. Fatma Tosun demiş abinin. Evet. Fatma Tosun. Sanırım evet, şu anda Mersin'de. Mersin'den selamlar, saygılar diye iletmiş. Evet. Bunları ben Kayseri'ye fen lisesi sınavına kendim götürdüm okul müdürü olarak. Babaları, anneleri, bazılarının geldi. Rahmetlik Çalab abi de gelmişti, evet. Bunları özellikle sınava götürdüm, sınava soktum, getirdim. Ve işte bak Şehriban Kilo olsun, Fatma olsun, ne güzel. Bunlar mesleklerinde hakikaten iyi konumdalar. Ben de hayatlarında başarılar diliyorum. Evet, evet. Sağ olun hocam, sağ olun, sağ olun. Mustafa Timur Şehoğlu'nun sorusunu da soralım, sonra benim soruma geçeceğim. Çok soru geliyor. Mustafa Timur Şehoğlu demiş ki, Emel hocama sorar mısınız? Öğretmenlik hayatında bu çocuk okumaz deyip de yanıldığı öğrenci var mı? Bu aslında benim de sorum. Hiç değil. Ya mutlaka oluyor, mutlaka. Mesela geçen gün ben bir baktım, benim 4 sene önce mezun ettiğim, Anadolu Lisesi'nden mezun ettiğim bir kızımız vardı. Okula elimizi öpmeye geldi, tanışmaya geldi. Yani okur, mutlaka okuyacak da tıpı kazanmış örneğin. Yani ben onun tıpı kazanacağına hiç ihtimal vermiyordum. Yani 9. sınıftaki, 10. sınıftaki, 11. sınıftaki çalışma düzeyine göre. Ama o belli olmuyor. Öğrenci belli bir dönemde bir atak yapıyor. Mutlaka okuyor, onu sezemiyorsun. Aslında öğretmenlikte önemli olan öğrencinin ilgi alanını bulmak, Ufuk. İlgi alanını bulup da oraya yönlendiriyorsun. Yani çocuk resme mi meraklı? Çocuk yazma sanatı mı gelişmiş çocuğun? Veya çocuğun başka bir el becerileri mi gelişmiş? Veya sayısal yönü mü ağırlıklı? Bunu tespit edebilsek, yani bizim milli eğitimimizin sıkıntısı bu. Çocuğu yönlendiririz. Biz de örneğin
En tembel öğrenciler meslek lisesine gider. Halbuki meslek liselerine en iyi öğrencilerin gitmesi lazım. Çünkü mühendis yetiştiren kurumlar olmalı oralar. Yani çok yanlış bir eğitim. Herkes okuyacak, herkes hakim mi olacak, herkes doktor mu olacak, herkes lise mezunu olunca, üniversite sınavlarında, üniversitenin önünde yığılınca ne olacak? Ama meslek lisesinde bir meslek sahibi olsa o kadar çok iş gücü var ki, ara insan gücüne o kadar çok ihtiyaç var ki maalesef yanlış yönlendiremiyoruz. Dolayısıyla bizim okuyamaz dediğimiz bazı çocuklar BAM telini bulunca çok güzel okuyorlar. Çok güzel okuyorlar. Ondan evet. Yaptığımız evet. Çok oluyor. Evet hocam. Hocam bir iki tane daha okuyayım. Serdar Murat Savcım, ilkokul öğretmenimiz Mehmet Karavelioğlu'na da Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet etsin demiş. Serdar Murat benim sınıf arkadaşım Sayın Savcım. Benim arkadaşım olduğundan Mehmet Karavelioğlu diye ilk başta değindim Murat'cığım. Erol Aydın Aykar, hoş geldiniz. Ahmet Kaşaka. Ahmet Kaşaka, ben İncesu'da hiç çalışmadım ama sınıf öğretmenlerinin hakkını teslim ettiğiniz için ben de size teşekkür ederim demiş. Bülent Aykar, hoş geldiniz. Osman Atesiz, hoş geldiniz. Değirmenci, teşekkür ediyorum hocama demiş. Rıfat Demirçelik, hoş geldiniz. Mustafa Erkulu, iyi akşamlar. Eli Açık, Mustafa Eli Açık. Emel hocam, örnek aldığım öğretmen tipiydi. Öyle bir öğretmen olma yolunda ilerliyorum demiş. Mustafa Eli Açık, sağ olun. Yalçın Güneş, hocam öğretmenler gününüzü kutlarım demiş. Öyle Funda da Mustafa'ya aynen demiş. Funda Çavdar Gencoğlu ona cevap olarak. Erol Aydın Aykar, öğretmenler gününüz kutlu olsun demiş. Adil Sıvacı gününüzü kutluyor. Rıfat Demirçelik, ikinize de selamlar demiş. Sağ ol Rıfat abim. Göktürk, o soruya geleceğim. Ben de hazırladım o soruya. Yalnız hocamızı iyice tanımaya ilerlerken İncesu'yu bitirdikten sonra hocam şu soruya geleceğiz. İncesu'da ortaokulun ilk açılışı. Yani lisenin ilk açılışını anlattınız. Ortaokulun lise bünyesinden ayrılışı ne zaman oldu? Şimdi yani o zaman sanırım bir ortaokul dönemi yoktu o zaman İncesu'da. İlk dönemini siz verdiniz. Sadece şöyle söylediniz geçtiniz. Ben kurucuydum dediniz. Nasıl oldu hocam bu Çakmakoğlu Ortaokulu'ndan bahsediyorum. Şimdi öncelikle İncesu Ortaokulu zaten 1950-51 öğretim yılında eğitim öğretime başlıyor. Evet. Tek kat olarak yapılıyor. Onun fotoğrafı var. Ben o fotoğrafı sana göndereceğim. Tek katın fotoğrafı. Evet. Orijinali bende fotoğrafın. 1950-51 yılında Hasan Mesdağ, Ali Baran Numanoğlu rahmetlik ve yine babam rahmetlik Feyzullah Yücel, bunlar Ortaokul Yaptırma Yaşatma Derneği olarak faaliyete geçiyorlar. 3 derslik olarak açıyorlar. Daha sonra 1972-73 öğretim yılında da Lise Yaptırma Yaşatma Derneği kuruluyor, lise açılıyor. Ortaokul dolayısıyla lisenin bünyesinde, çünkü o zamanki sistem öyleydi. İlkokuldan sonra orta 1, orta 2, orta 3, 4, 5, 6 diye giderdi sınıflar. Daha sonra ilk öğretim okulları açılınca ilk öğretim okulu İncesu'da Çakmakoğlu ilk öğretim okulu oldu. Çünkü ana kaynağı ilkokullardı ortaokulun. İlkokuldan lisenin ortaokul kısmına kaydolulardı. Yine Çakmakoğlu Bey'in adına o okul yapılınca bu sefer ilçe milli eğitimde kaymakam beyle ve il milli eğitim müdüründe katkılarıyla yaptığımız toplantıda ortaokulun İncesu Lisesi bünyesinden alınıp tamamen Çakmakoğlu İlköğretim Okulu bünyesine katılması görüşü hakim oldu. Dolayısıyla öğrencilerin tamamını Çakmakoğlu İlköğretim Okulu'na aldık. Tarih kaç hocam o zamanın tarihi? O zamanın tarihi? 1991. 1991. Evet. 91-92 eğitim öğretim yılında Çakmakoğlu İlk Öğretim Okulu hizmete başladı. Ben bir sene kurucu müdürlük, 5 senede orada yine müdürlük yaptım. O arada da Anadolu Lisesi'ni açtık 94 yılında. Kara Mustafa Paşa Anadolu Lisesi adıyla. Oranın ilk kurucu müdürü de bendim. Yine 2 yıl orada da müdür vekilliğim devam etti. Evet, evet hocam, evet. Yani sizin döneminizde yine bir ortaokulun, Çakmakoğlu'nun kuruluşları. Siz o zaman kurucu müdürü olarak sizi görevlendirilmişsiniz. Ondan bahsetmiştiniz zaten. Evet, evet. Hocam, bir de bu arada aşağıdaki yayından paylaş bölümüne bir paylaşırsanız izleyicilerimiz daha çok izleyiciyle karşılaşırız.
Yusuf Hoşgör, iyi yayınlar. Bütün öğretmenlerimizin bu güzel günü kutlu olsun demiş Yusuf Hoşgör. Ayşe Avşarlı, iyi akşamlar, gününüz kutlu olsun hocam. Selam ve sevgilerimle demiş. Yaşar Karaçavuş, en çok beni arardı hocam demiş. Yaşar Karaçavuş, hocası mısınız? Evet, evet. Yaş, aranızda çok yaş fark var mı ki? Var var, Yaşar'la var. Yaşar'ın abisiyle, rahmetlik Mehmet'le emsaldik biz. Öyle mi? Evet. Yaşar ayrıca benim akrabam olur. Yaşar çok değerli bir insan. Evet, evet. Seyit Faruk Demirçelik, iyi akşamlar demiş. Ufuk Seçer, hoş geldiniz. Levent Aydınlık, bütün öğretmenlerimizin saygıyla ellerinden öpüyorum. Gününüzü kutlu olsun. Ayrılığımızdan ayrılan öğretmenlerimize rahmet diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Mehmet Yükçü, iyi akşamlar. Mustafa Sencan, iyi akşamlar. Atilla Kocer'in ağabeyim bir soru sormuş. Hocam, İncos'taki ilk okul ve ortaokul öğrenciliği döneminden bahsedebilir mi? İlkokul ve ortaokul öğrenciliği döneminden bahsedebilir mi? İncos'ta eğitim öğretim durumu nasıldı? Şimdi ilkokulu Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda okudum. Çok iyi öğretmenlerimiz vardı. Rahmetlik Dursun Bey ismini getiremedim. Baş öğretmendi, okul müdürüydü. Yaşar Akbıyık vardı, Filiz Akduran vardı, Nurettin Dursun Bey. Kadrolu öğretmenler vardı. Bazen böyle, mesela Hüseyin Çavdar abi benim dersime girdi. Çok iyi bir öğretmendi. Yine Hasan Dinçer Bey benim dersime girdi. Ablam vardı, rahmetlik Lütfiye Yücel, okulun kadrolu öğretmeni. Ve yani benim ilkokul hayatımda onlar derslerime girdiler ve çok iyi öğretmenlerdi. Çok iyi eğitim aldık. Sınıflarımız kalabalık değildi zaten. Özellikle Yaşar Akbıyık bizlerin yönünü çizdi. Rahmetlik, Allah rahmet eylesin. Yani bizleri akşam evine toplardı. Uzun bir masa vardı. 10 metre uzunluğunda bir masa, sufasına giderdik. Orada otururduk masada 10-15 öğrenci. Orada bizi akşamları çalıştırırdı, evlerimize gelirdik. Bir saat, iki saat ödevimizi yapardık. Yani ben de o öğrencileri çağırırken, inan bu yüzden çağırdım. İnsan gördüğünü istiyor dedim ya, iyi yönlerini evet. Almak lazım öğretmenlerin. Mutlaka farklı yönleri de vardır. Ortaokulda da yine branş öğretmenlerimiz vardı. Ortaokul yıllarımızda da hemen hemen her branştan bir İngilizce hariç, fen bilgisi öğretmeni, Türkçe öğretmeni, matematik öğretmeni, temel branşlar yani bunlar bu branşlarda öğretmenler vardı. Diğer branşlara zaten tarım, ticaret gibi derslere, müzik gibi derslere ilkokuldan işte rahmetlik Mehmet Karaverioğlu gibi, Reşat Aytaç gibi, o Reşat Bey, İsmail Aytaç gibi, Nurettin Dursun gibi, yine değirmenci gibi öğretmenlerimiz gelirler girerlerdi. Evet, evet hocam, evet. Yahya Akere, hoş geldiniz diyoruz. Ahmet Reşit Erciyasa, hoş geldiniz. Süleyman Kuzu, hoş geldiniz. Metin Dedemli, hoş geldiniz diyoruz. İyi akşamlar demiş. Saadet Kavak Önen, sanırım öğretmenimiz bu. Ben bunu sizden tanıyorum. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Sohbet güzel gidiyor demiş. Saadet Kavak Önen öğretmen mi hocam? Siz daha iyi bilirsiniz. Saadet Kavak öğretmen, Ethem Kavak'ın kızı. Yani Ethem Ağan vardı ya bizim yaşıyor. Evet, evet. Tüpçü Ethem amca, halıcı. Onun kızı. Onun sadece. Kızı. Evet. Evet, evet hocam. Buradan biz de sizin öğretmenler gününüzü kutluyoruz o zaman Saadet hocam. Kadir Kahveci, elektrikçi. Hoş geldiniz Kadir Kahveci. Bir video daha geldi hocam. İzlemek isterlerse bakalım bunu tanıyacak mısınız? Bu da öğretmen kendisi. Bu da Kayseri'de öğretmenlik yapıyor. Bir video göndermiş hemen. Bayram sabahı her şeye rağmen bir bahçe dolusu gençlik ve yüksek de yine spor müsabakalarından düşük hepsini de anlatacak bir şeydir.
İkincisi, Temel hocamız. Hatta çok güzel okudunuz. Yazı inci gibi tabiri caizse tahtaya gizler. Bir ressam edasıyla dersini anlatırız. İkinci özelliği ise şuydu. Derse gitmek için mutlaka hazırlık yapar. Elinde hazırlamış olduğu anadır ki adımlar soruları tane tane itinaya çözeriz. Bu özelliğini yıllar sonra kaybolmadı. Bu özelliği devam etti. Tesadüfen nasıl dersiniz? Ömer Hücel'in bir çalışma bulacağız. Ben de öğretmen olmuştum. Ben Kayseri'de yapıyorum. Bana üniversite sınavlarında yardımcı olmam için ve Türkçe dersi anlatmam için öğrenciler küçük çalıyor. Küçük çalı duyunca tabii ki ben de hemen dedim ki dersize kim geliyor? Ona da kendisi ben Ömer Yücel öğretmenim. Ben de Türkçe hala dedim A4 kağıdına hazırlamış olduğu soru itinayla size çözüyorum dedim. Ben de ondan sonra öğretmenim talep edene ve talep edene olan saygısı büyük bir titizlikle devam ettiğini ispat edelim. Tüm yıllarımıza Emel Ömer öğretmeniz, titizlikle çalışan öğretmenler nasip etsin. Kendisi evet hocam, onun da güzel dilekleri vardı. Duydunuz herhalde. Sesi biraz az gelmiş ama. Teşekkür ediyorum İbrahim'e. Evet. Evet. Şimdi İbrahim'in anlattığı konuyla ilgili bir şey anlatayım istersen Ufuk. Evet. Şimdi bundan 5 sene, 5-6 sene önce 9. sınıfta 9A sınıfında derse giriyorum. İlk bir ay falan oldu. Çocuğun biri, kız çocuğunun biri parmak kaldırdı. Hocam dedi, siz dedi Fatma Sarı'yı tanıyor musunuz dedi. Mehmet abiye, Mehmet Sarı Bey'e ayrıca geçmiş olsun diyorum bu arada. Onun kızından bahsetti. Tanıyorum kızım dedim. Niye sordun dedim. Hocam dedi, nereden tanıyorsunuz dedi. Ben onun öğretmeni olurum dedim. Ben 6 sene okuttum Fatma'yı dedim. Ortaokul, lise dedim. Dedi ki hocam, Fatma Hanım dedi benim ilkokul öğretmenim olur. Nasıl ilgi kurdun dedim benimle. Hocam tahtayı tutuş şekliniz, yazma stiliniz o kadar çok benziyor ki dedi. Bir aydır bu soruyu yönelteceğim size dedi. Bir türlü cesaret edemedim dedi. Tamam. Yani çocuk evde annesinden babasından çok öğretmeniyle birlikte oluyor hayatta. Yani öğretmeninden bir şeyler kapıyor. Aynı kız öğrenciyi tahtaya kaldırdığımda o da benim gibi veya Fatma'dan öğrendiği şekliyle tahta tuttuğunu gördüm. Yani hakikaten öğrenciler bu tür şeylerden etkileniyorlar. Bunlar da diyor, evet. Evet hocam. Biz sizi daima mesela bir lise dönemimizde, ben kendimden hatırlayayım hocam, bir bayramlarda en önde giden şık kıyafetli yürüyüş yapar. Arkasından bir okul komple gelir. Öyle hatırlarız. Mesela bu bayramlardan biraz bahseder misiniz? İlk bayramlar nerede olurdu? Nasıl olurdu? Yani ilk bayramlar derken bizim ilk bayramlar, eski bayramlarımız. Mesela ilk nasıl hatırlarsınız İncios'taki bayramları? Şimdi Ufuk şöyle, eskiden bayramlarda daha doğrusu şuradan başlayayım. Lisede beden eğitimi öğretmeni bazı dönemlerde hiç olmadı. Örneğin ben göreve başladığım sene bir öğretmen arkadaşımız vardı. O ayrıldı gitti. 3-4 sene öğretmen gelmedi. Dolayısıyla beden eğitim derslerine işte ben girdim, Ahmet Topallı Bey girdi, başka arkadaşlar girdi ve 19 Mayıs'lara, 23 Nisan'lara, 29 Ekim'lere bayram hazırlıklarına bizler katıldık. Dolayısıyla eskiden bayram törenlerinde en önde okulu temsilen beden eğitim öğretmeni yürürdü. Yani derslerin çoğunluğuna da ben girdiğim için genelde en önde ben yürüyordum. Her grubun başında bir öğretmen yine resmi geçit törenlerinde. İlkokullarda her sınıf öğretmeni sınıfının solunda tören geçitleri yapılırdı. Çok güzel, çok coşkulu kutlanırdı bayramlar. Onun için bayram törenlerinde önde bulunuyorduk. Yani İncos'taki bayramlara gelince gerçekten bayramlar ve bayram hazırlıkları çok önemliydi. Bayramlara bir hafta 10 gün kala okullarda derslerden, son derslerde özellikle öğrenciler tüm dışarı çıkarılır.
bando takımları hazırlanır, yürüyüşler yapılır, işte mangalar oluşturulur, gruplar oluşturulur, ya bir takım hazırlıklar yapılır. İlkokullar özellikle taklar, ne bileyim ben çelenkler hazırlarlar. Değişik kıyafetlerle, yavru kurt kıyafetleriyle öğrenciler veya köylü kıyafetleriyle halk oyunları ekipleri oluştururlar. Yani bir heyecan, bir yarış başlardı. Bayram çarşı yerinde, çarşı pazar yerinde olurdu. Şimdi gerçi pazar yerimize meydanımız da kalmadı. Pazar yerinde olurdu. Pazar yerinde her okulun yeri belliydi. Oraya törenle gelinir. Her okul yerini alır. Ve her okul birbirini merak ederdi. Acaba Karakoyun İlkokulu nasıl gelecek? Kara Mustafa nasıl gelecek? Atatürk İlkokulu hangi kıyafetle veya ne tür bir ekiple gelecek? Tabii liselerde kendi işlerinde yarışırlardı. İncesu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi. Özellikle İmam Hatip Lisesi toplam 100 kişilik belki okulun mevcudu vardı. Fakat 50 kişilik bando çıkarırlardı. Yani evet, bak, ünlüydü değil mi hocam? O bando sanki çok ünlüydü. İncosu'daki o İmam Hatip Lisesi'nin bandosu. Evet, evet. İmam Hatip Lisesi güçlü bir bando çıkarırdı. Nereden bulurlar? Nasıl bulurlar o 50 tane bandonun eksiklerini falan temin etmek o kadar zor iş ki. Pahalı şeyler. Dolayısıyla böyle bir tatlı bir yarış olurdu. Halk toplanırdı meydanlara, dükkanların damlarına toplanırlardı. O karşıdaki Koçakların, Kadir Eniştem'in, rahmetli Berber Kadir'in dükkanlarına, hamamın üstüne. Yine bizim yukarı Kayabağ, Bulgurcu Mahallesi'nin kadınları Kayabağ'a gelirler, bağlardan bakarlar. Yani, oradaki çarşı nasıldı hocam? Orayı kısaca şimdi bizim tam gözümüzün önüne gelmiyor. O çarşı nasıl? Kim vardı mesela o çarşıda? Valla o çarşı gözümüzün önüne gelince insanın ağlayası geliyor. Ufuk, ben çarşıya çok üzülüyorum. O meydanın kaldırılışına çok üzülüyorum. Çünkü gezdiğim birçok yerde meydanlar hep durur. Hiç değişiklik yapmazlar. Meydanı olduğu şekliyle korurlar. Çünkü orada herkesin anıları vardır. Özlemleri, hasretleri vardır. Yaşanmışlıkları vardır. Fakat bizim İncesu'da meydan, iki tane hantal bina yapıldı. Meydan yok edildi. Ve bir de hamamın önü, şu anda hamamın önüne bir çukur, seviye kot aşağı indi. Orijinali oydu aslında. Bir de ortaya şu anda getirildi bir saat kulesi kondu. Meydan diye bir şey kalmadı. Evet. Dolayısıyla bu meydanı tekrar açmak lazım, düzenlemek lazım. Çünkü o eski haline özlem duyuyoruz. Köşe başında Sağmamcan'ın dükkanı, Berber Sağmamcan'ın foteriyle birlikte. Yanında Berber Kadir'in, eniştemin dükkanı, yanında Koçakların dükkanı, yine Güzbakalı Şaban amcanın dava muhakkiki dükkanı, yine daha sonra Kızılaylar bakkaliye açtılar orada, Karakız'ın Bekir şey yapardı, ne denir ona, manav dükkanı vardı. Yine Halon'un dükkanı vardı, daha sonra Osman Atesiz amca orayı aldı. Yanında hemen Bezm amcanın kahvesi ki, İncesu'nun çok önemli bir kahvesi. Yani Bezm amca deyince akan sular dururdu. Mesela eskiden İncesu'ya 72-73 yıllarında geldi televizyon. O yıllarda da herkeste televizyon yok. Muhammed Ali Kılay'ın maçları olur. O maçlar da sabah 4 gibi, 4.30 gibi. Bezm amca gelir rahmetlik sobayı yakar. Orayı ısıtır, sandalyelere dizer. Bizler gideriz kış günü, kar bir sürü, yani öyle bir kar ki diz kapakta gideriz, otururuz, Bezm amcanın törenle şeyi açmasını bekleriz, televizyon açmasını bekleriz, televizyon demir kafesin içinde. Bezm amca köstekli saatin köstek yerinden anahtarı çıkarır, örtüsünü kaldırır, İYS Körtün televizyonu açar, biz maçı izlerek herkese birer çay ikram eder. Yani o günler hakikaten çok önemli günlerdi. Yine meydanda kaymakamlık lojmanı ve kaymakamlık lojmanının yanında lokal, İncesu'nun kültür yeriydi. Orada insanlar toplanır, orada tiyatrolar oynanır, piyesler oynanır. Bunlar yıkılmamalı, bu tarih korunmalıydı. Yani oraları düşününce mesela tekel binasının olduğu yerin kaybolduğunu, yıkıldığını, biblo gibi olan sağlık ocağının yıkılması
Beni çok üzüyor. Oralar korunmalıydı. Daha farklı yerlere, daha güzel binalar oluşturulabilirdi diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem, bilmiyorum. Ve bir samimiyet vardı esnaf arasında. Herkes birbirini tanır. Birbiriyle şakalaşır. Yani çok ağır şakalar da yaparlar ama batmazdı birbirine insanların. Yine Aşağı Çarşı'nın kendine özgü bir kültürü vardı. İşte, Aşağı Çarşı'da hocam kimler vardı? Ben o kadar yaşım tutmuyor yani. Ya Aşağı Çarşı'ya inerseniz şöyle gözümüzün önünde. Aşağı Çarşı'ya indiğimizde Aşağı Çarşı'da sağdan ilk girişte ilk dükkan Hasan Hüseyin Türkmen diye bir amcanın dükkanıydı. O dükkanda genellikle nalburiye satılırdı. Çanak çölmek satılırdı. Yani şeyler altında zerzemi de vardı. Cuma günleri genellikle işlem yapardı. Onun yanında Yapık Basan'ın Şükrü Amca'nın dükkanı vardı. Onun yanında yine Hacıralıoğulları'nın dükkanı vardı. Yine Güllü'nün Mustafa Amca'nın dükkanı vardı. Tenekeci dükkanı. Evet, Mustafa Güllü'nün. Yanında Çelebiler'in dükkanı hala faal. Onun yanında Feride'nin Bekir amcanın dükkanı vardı. Oradan caminin kapısına gelince camiden geçiş var oraya. Camiye geçiş var. Ara bir geçiş var. Evet, o geçiş yerde bir baraka vardı. Orada İsmail Çavuşoğlu'nun dedesinin şey dükkanı vardı. Köşker dükkanı vardı. Yani ayakkabıcı dükkanı vardı. Hemen yanındaki dükkan yine gaddariler çalıştırırdı. Bekir Atik orada dururdu. Bekir Atik orada çaman ekmek satardı. Şeker sucuğu satardı. İşte 3-5 kalem şey vardı, mal vardı. Ondan sonra Kürtüncüler. Kürtüncü rahmetlik Bekir amca, şimdi Ferit'in babası. Onun maşallah hocam. Nasıl hatırlıyorsunuz? Zekanıza hayran kaldım vallahi. Teşekkür ederim. Onun yanında Derebey'in dükkanı vardı. Bizim abimin, kayınpederinin, Mustafa amcanın dükkanı vardı. Yine Camanoğlu'nun ayakkabıcı dükkanı vardı. Yine onun yanında Demirörsler'den sizin şeyin ilerisinde şeyin evi bu. O Demirörsler'e ne derler? Tahtacıların evinin yanındaki evin sahibi. Onların dükkanı vardı. Evet, evet. Mestav'ın dükkanı da mı oradaydı hocam? Mestav dedikleri dükkanını mesela ben hatırlamıyorum. Yok. Hasan Mestav amcanın orada dükkanı yoktu. Orada yoktu. Orada işte bir çıkıntı vardı. Sol tarafa geçince sol tarafta Nalbadali'nin dükkanı vardı. En arkadan başlıyorum bu sefer. Nalbat Ali'nin, Nalbat Ali amcanın, Ali Göktan'ın babasının. Onun yanında kahveci, işte Osman abiye'nin dükkanı vardı. Bir çıkıntı vardı orada bir şeye doğru. Tulumba'ya doğru bir ayrı bir ek bina vardı. Oranın adı Senato. Yani orada İncesu'nun ekabirleri toplanır. Orada çatal iskemle otururlar. Hükümet kurarlar, hükümet yıkarlar. İncesu'nun meselelerini konuşurlar, şakalaşırlar. Yani çok ilginç insanlar vardı Aşağı Çarşı'da. Her biri birbirinden farklı insanlar. Öyle güzel tiplerdi ki onların fıkralarını, yaşantıklarını yazsak kitap olurdu inan. Yani İncesu'nun siyaseti bir nevi orada mı oluşuyordu? Orada şekillenirdi. Orada ne tür şakalar yaparlardı. O dükkana sırtında, o çıkıntının sırtında yine iki tane dükkan vardı. O dükkanın birinde Şahin Semerci'nin babası dururdu. Birinde de Kürtüncü Mehmet amca, Mehmet Turuş dururdu. Kel Mehmet derdik ya rahmetli, o dururdu. Ondan sonra hemen karşısında Kervansaray'ın giriş büyük kapısının yanında bir pencere gibi bir yer var. Şöyle revaklı bir yer. Orada kapak vardı. Orada Nalbant Ali. Bu Nalbant Ali de Yaşar Süllü'nün babası. Yaşar Süllü'nün. Rahmetlik Yaşar abi vardı ya, şoför Yaşar Süllü. Şoför Yaşar'ın babası. Evet. Allah rahmet eylesin. Ondan hocam, ondan çok bahsediyorlar. Şakacı veya esnaflık şeyiyle bayağı bir, babam bile anlatırdı böyle şeylerini falan. Çok şakacı.
Onun yanında demircilerin çok büyük dükkanı vardı. Demircilerin, yani orada işte demircilerin babası, en büyük babaları vardı. Yine isimlerini getiremedim. İsim hatırlamakta biraz sıkıntı çekiyorum bazen böyle. 4-5 kişi birden çalışıyorlardı. En büyük demirci dükkanı oraydı. Biz de orada körük çekerdik Ferit'le. Orada ne bileyim işte bir takım ok yapardık. Ok uçları yapardık falan. Günümüz oralarda geçerdi. Onun yanında Sabancı Hasan'ın dükkanı vardı. Sabancı Hasan'ın dükkanının yanında Korkutların berber dükkanı vardı. Ali Korkut. Evet, Ali Korkut. Onun yanında Ümmetoğlu'nun, Bekir amcanın bir dükkanı vardı. O da orada şey falan yapardı. Tahtadan bir şeyleri yapardı. İşte Hazreti Ali'nin Cenkleri kitapları veya işte Haftanın Türküleri falan gibi fasiküller çıkardı. Onları satardı. Sonra bir fırıncı dükkanı vardı. Karayollar çalıştırırdı. Daha önceden de şeyler çalış, küçük çakmaklar çalıştırırmış o dükkanı. Fırıncı dükkanı. Evet, küçük çakmaklar. Ondan sonra Akvalı'nın fırıncı dükkanı. Ben tam Akvalı'yı diyorsunuz sandım. Akvalı'dan oradan önce bir tane daha varmış, öyle Akvalı'dan mi? Akvalı'dan önceki de orada fırın. Bakarsan, dikkat edersen, evet, fırın daha içi yıkılmadı, duruyor. Akvalı'nın dükkanından sonra Ahdeb'in Ali Osman amca vardı. Berber dükkanı, böyle beyaz sakallı, çok güzel bir adam. Onun berber dükkanı vardı. Onların evi İt Tepesi'nde, Yiğit Tepesi'nde. Ali Osman amca, evet, o soyadını getiremedim. Onun yanında da Çelebilerin dedelerinin, yani Mustafa Çelebi'nin babasının ayakkabıcı dükkanı vardı. Yani Aşağı Çarşı ayrı bir kültürdü. Yani oranın kendine has bir İncesu'nun yaşam biçiminin özeti. Yani İncesu hayvancılıkla ve çiftçilikle geçiniyor. Yaşam, yani şu anda vardı. Şu anda biz belli bir yaştakiler bilmese bile sizin anlattıklarınızda şu anda girdik çıktık hocam oraya. Evet, bu arada Foto Hasan amcanın dükkanı da yani ayrı bir özelliği var. babayın dükkanına gelince yaklaşık baban herhalde bir 60 yıldır çalıştırır orayı. Eski hali çok güzeldi oranın. Her hafta şeyleri değişti, fotoğrafları değiştirirdi. İncesu'da değişik simalar, fotoğrafları çözmeye çalışırdı. Kim bunlar diye. Fotoğraflara bakırdı. Bisiklet tamiri yapar, bisikletleri kiraya verirdi. Ben küçüktüm mesela, iki tekerli bisikleti süremezdim, üç tekerliyi sürerdim. İki tekerliye gücüm yetmezdi. 25 kuruş verirdik, yarım saat dolaşırdık. Yani Hasan amca da İncesu'da bir tarih babanızda. Maşallah sizler de onun izinden gidiyorsunuz. Evet hocam, evet evet. Sağ olun. Sizin de hafızanıza gerçekten hayran kaldım. Bütün hepsini anlattınız, kişiyle, lakapla anlatınca izleyicilerimiz daha da memnun oluyor, mutlu oluyor. Murat Aksoy müdürüm katılmış. Hoş geldiniz diyorum. Mehmet Kahraman'a, Solmaz Yılmaz'a, Paşa Fiş, Almanya'dan Paşa Fiş, Muhammed kardeşim, Emel hocamın yıkılan eski Kara Mustafa Paşa İlkokulu'nu tekrar eski yapısına dönüştürme projesi vardı. Zannediyorum demiş Muhammed İlhan. Zannediyorum. Hala duruyor mu, düşünüyor mu, ellerinden öpüyorum hocamın demiş. Ben de gözlerinden öpüyorum. Onu ben İncesu Kayseri Forum'da bir teklif olarak sundum. Birçok kişi buna katılalım dedi. Öncülük yapın, katılalım dedi. Ben Mustafa Devrim Demirtaş'a dedim ki, Mustafa buranın dedim, sen şeyden dedim, İncesulu oranın müdürü de dedi, vakıfların dedi müdürü dedi, vakıflar bölge müdürlüğünde İncesulu bir müdür var dedi. Buranın planı varsa dedim, Kara Mustafa Paşa İlkokulu'nun planını çıkarttır oradan. Olmazsa bir dernek kuralım. Birkaç İncesulu yardımsever bulalım İstanbul'dan veya değişik yerlerden. Bu okulu tekrar hayata geçirelim dedim. Ben hala Mustafa Devrim Demirtaş'tan bu konuda cevap bekliyorum. Eğer böyle bir şey olursa, gerçekten ben de o okulun yıkıldığına çok üzülüyorum. Benim özlemim o okul. Tarih bunlar. Ben bu tarihlerin silinmesini istemiyorum. Bu konuda elimizden geleni yaparız inşallah. İnşallah hocam. Ben bazen sitemizde babamızdan kalma o zamanki fotoğrafları arşivimizden paylaşıyorum. Herkes çok beğeni atıyor. O
resimdeki bina yıkılmazdı, keşke yıkılmasaydı diyenler çoğunlukta, evet. Yeni nesil belki bilmediği için yani fikir üretemiyor ama eski binanın çok güzel olduğunu, evet, fotoğraflardan olsa biliyoruz yani. Evet, evet. Bekir Akbi hocam katılmış. Bekir Akbi'ye selam, saygılar diyoruz. Kadir Kutlu muhtarımız, eski önce bir önden muhtarımız katılmış. Ali diye. Melek Meral Uğur, iyi akşamlar öğretmenler, gününüz kutlu olsun. Demet Divar, Mersin'e selamlar Demet. Ali'yi de öğretmenler gününüzü kutlarım hocam demiş. Mustafa Çolak, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Kadir Kutlu, hocam yapmış olduğunuz yorumlar için teşekkürler. Öğretmenler gününüzü kutlar, mutluluklar dilerim demiş. Murat Aksoy müdürümüz, hocamız ve emsalleriyle sonsuz gurur duyuyoruz. Emekleri, katkıları unutulmaz, ulaşılmaz demiş. Bekir Albayrak, iyi akşamlar. Zeki Akçeşme, iyi akşamlar. Kadir Atalay, Mehmet Kocaeren, Yaşar Karaçavuş, teşekkür ediyorum. Söyledikleri için ellerinden öpüyorum demiş. Şerife Sürlü, bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlu olsun. Eyvallah hocam demiş. Mehmet Kılıncer, Nurettin Dursun diye yazmış. Öğretmen herhalde. Nurettin Dursun'dan öğretmeni ben bilmiyorum hocam. Düzeltin yanlışım varsa. Öyle bir isim mi var? Nurettin Dursun, Özcan Dursun'un babası. Yani o İncosu'da çok emeği olan bir öğretmen. İlk öğretim müdürüydü İncosu'da. En son da Ertuğrul Gazi İlkokulu'nun müdürüyken İncosu'da vefat etti. Allah rahmet eylesin hocam. Valla ben yayındayken sizle çok rahatım. Niye? Bir yerde takıldığım zaman siz devreye giriyorsunuz. Eski tarihsiniz tabii. Ali Osman Atasever, öğretmenler gününü kutluyor. Mevlüt Aydın gibi gününüzü kutluyor. Saadet Kavarkı Önen teşekkür ediyor. Ali Osman Atasever, Emel Sayın ile kaç yıl okudunuz diyor. Emel Sayın ile okumuşluğunuz mu var hocam? Ondan bahsetmeyi mi duymadım? Hayır, Emel Sayın ile ablam okudu. Nedret ablam, Mustafa Mor'un eşi. Emel Sayın bizim eve çok gelirmiş. Babam da memur olduğu için, ikisi de aynı sınıfta olduğu için bizim evde çok oynamışlar. Özellikle yaptığı hareketlerden biri, kalburu kaldırır sütün yüzünü yer kaçarmış. Yani ben okumadım, ablam okudu. Evet. Duran Uzun öğretmenler gününüzü kutluyor. Metin Özen hocam demiş. Mehmet Şeyhoğlu, Fevzi Aykar iyi akşamlar demiş. Ses hoca, ses gelmiyor demiş. Hocamın sesini şu anda alamıyor musunuz? Hocamın sesi gitti falan diyenler oldu şu anda. Mahmut Cansız hoş geldin demiş. Tahir Yüksel izliyormuş. Hoş geldiniz Ejder Efe. İyi yayınlar. Bezmişoğlu, Göktürk, sevmediğiniz öğrencileriniz var mı demiş de hocaların sevmediği öğrenciyi ben tanımıyorum şu anda. Seviyordur, sevmediğiniz öğrencisi yoktur. Bayramlarda Kara Mustafa Paşa Okulu demiş Arif Erdem. Bayramlarda Kara Mustafa Paşa Okulu hep birinci mi olurdu demiş. Evet, hep birinci olurdu. Bayramlardan bahsetmiş. Hocam şuna da bir dönüş yapalım. Eğitim öğretimle ilgili bayağı bir tarihten biraz bilgi verdiniz sağ olun İncosu'nun tarihi hakkında. Şu anda görevinizde devam ediyor musunuz? Kayseri'ye gittiniz. Biz tam orada kalmıştık. Kayseri'ye çocuklarım için gittik dediniz. Kayseri'ye gittikten sonra oradaki hangi okullarda çalıştınız? Mesela oraya gidince ne yaptınız? Oradan fazla bilgisi olan yok. Yani Kayseri'ye iki kez geldim. Bir geldim Kayseri Lisesi ve Sami Yangın Anadolu Lisesi'nde çalıştım. Geri döndükten sonra ikinci kez geldiğimde Nuh Mehmet Küçükçalak Anadolu Lisesi'ne geldim. 1996 yılında, 96 yılından beri 25 yıldır aynı okulda görev yapıyorum. Yani Nuh Mehmet Küçükçalak Anadolu Lisesi de Kayseri'de ilk açılan Anadolu Lisesi. Türkiye'deki ilk 10 liseden biri. Başarı sıralamasında, yani fen liseleri dahil ilk 10 liseden biri. Orada 25 yıldır görevime devam ediyorum. Halen çalışıyorum. Artık mesleğimizin de sonuna geldik ama boş durmak istemediğim için öğrencilerimiz de çok iyi. Bize mutluluk veriyor öğrencinin iyi olması. Üstelik ince sulu birçok öğrencilerimiz de var bu arada. Yani en az 50 tane İncosu'lu öğrenci mezun ettik. Şu anda yani, orada mı hocam?
İncesu'da oturanların çocukları da var. Şu anda Kayseri'de mesela Mustafa'nın kızını, Mustafa Değirmenci'nin kızı da bizden mezun oldu. Avukat olan kız. Mustafa Değirmenci, evet. Hiç bahsetmiyorsun bundan. Orada evet. Öyle bakıyorsun. Evet. Gürhan Çavuşoğlu'nun oğlu doktor bizden mezun oldu. Yine Muhittin'in kızı üst düzey yönetici İstanbul'da. İki kızı. Onlar bizden mezun oldu. Muhittin Erkılıç'ın. Yine az önce kahveci dedin mesela. Kahveci. Bekir Kahveci'nin oğlu da bizden mezun oldu, avukat olan. Öyle mi? Kadir, evet. Kahve elektrikçi Kadir'in abisi herhalde. Bekir Kahveci dediği. Yok, bu iki tane Bekir Kahveci var. Biri emniyette çalışan var. Kayseri Emniyet'te şeyin oğlu. Ha, tamam. Selahattin abinin oğlu. Bu Selahattin abinin. Tamam, bildim. Hocam bu arada bir video daha geldi. O videoyu bakalım bilecek misiniz? Size bilmemeniz mümkün değil de bakın ne diyor. Eğitim öğretmenlere gerekli önem ve saygı gerektirir. Daima şahsında başlarına başına Mehmet. Teşekkür ediyorum Mehmet yeğenim. Mehmet Can dayımın dedi. Evet, dayımın dediği. Dayımın demesi zorla diyecektim. Bayağı kilo almış. Yakın çekmiş hocam. Kilo değil de yakın çekmiş. Bu arada şu yayınımızı bir kez daha alttan paylaş düğmesine basarsak mümkünse size demiyorum hocam, izleyenlere diyorum. Paylaş düğmesine basarsak daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Kemal Şahin hocam demiş ki İmam Hatip'te beden derslerine de ben girerdim. Bando'da çok katkım var. Emel Bey'le bir bayramda beraber yürümüştük. 19 Mayıs'ta ufukçuyum diye yazmış. Sağ olsun hocam. Funda Çavdar Gencoğlu, ne değerler yok oldu. Evet hocam demiş. Tarihi ilkokulu yıktılar maalesef demiş. Murat Aksoy, orada seyrettik sabah 4'te boks maçlarını demiş. Herhalde o televizyondan bahsetmiş. Resmi amcanın kahveden bahsediyor. Evet. Evet, oradan bahsediyor. Mehmet Gözü Kırmızı, İncos'ta tarihi eserler ne yazık ki yok oldu demiş. Bekir Atik bu arada katılmış. Bekir Atik izledi. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Sağlık Ocağı Cumhuriyet Binası demiş. Biraz önce Bekir Hocam sizden bahsettik. Sizden hocam bahsetti. Benden ziyade sizden hocam bahsetti. İmam Hatip'te beden derslerinde de evet yazdım. Fatma İcderefe öğretmenler gününüz kutlu olsun demiş. Arif Erdem hocam hiç unutmamış demiş. Almanya'ya tekrar selamlar Paşa Fiş. Mustafa Dönmez'e hoş geldiniz diyoruz. Demiş ki Çağatay Mestav. Büyük amcamız Mestav'ın Hacı Mestav dükkanı demiş. Hacı Mestav dükkanı demişler abi. Ya Mestav Hanım'ın dükkanı, Ağraz'ın dükkanının yanındaki bizim hanımın dedesinin yani dükkanı. He, bizim dükkanın önünden geçince Ağraz'ın oradaki pencere. Ağraz dükkanının yanındaki dükkan. Mustafa Mestav dayımız çalıştırırdı orayı biliyorsun. Daha evet, sonra. Evet. Ali Dinçer'e hoş geldin diyoruz. Bekir Karaçavuş hoş. Maşallah hocam çok güzel hatırlıyorsunuz diye yazmış. Kemal Sencan'a hoş geldin diyoruz. Mehmet Maya'ya hoş geldin. Bekir Yalaba, Mehmet Şahin. Sevgili saygıdeğer Emel Hocam'ın tarih ve bilgi dolu sohbetini zevkle izliyorum. Ellerinden öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Bildiniz mi hocam bu Mehmet Şahin de bizim Orloncu İbrahim'in? Orloncu İbrahim ne oldu biliyorum. İstanbul'da gözlerinden öpüyorum Mehmet'in. İstanbul'a sevgiler Mehmet. Yalçın Güneş hocam halen eskileri unutmamışsın. Aynı sınıfta okuduk. Çok zekiydin. Selam ederim demiş Yalçın Güneş. Evet. Bekir Sıddık Domurcu'ya hoş geldin diyoruz. Bekir Karaçavuş'a hoş geldin. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Tekrar katılanlara çok teşekkür ederim. Abdülkerim Kocaeren, bizim herhalde Kerim amcamız. O da izliyormuş, hoş geldin diyorum. Rıfat Demirçelik demiş ki Ayşe Demirçelik'le okumuştu benim ablamla. Ablamla. Siz mi okudunuz ablasıyla sanırım? Abim okudu. Ayşe Demirçelik'le okumuştu ablamla diyor. Evet. Yok, abi Mehmet abim okudu Ayşe Demirçelik'le. Öyle mi? Kurumuş evet. Ercan Yerciyes'e selam ediyoruz. Tahsin Kocaeren hoş geldin. Ali Dinçer'e, Mustafa Aydın'a. Mustafa Aydın demiş ki Allah razı olsun. Çok güzel anlatıyorsunuz. İncos'u dünyanın en güzel şehirlerinden biri, ilçelerinden biri. Çok sağlam karakterli insanları yetiştirdiğini düşünüyorum. Çarşının ve Kara Mustafa Paşa İlkokulu'nun yeniden yapılması için demiş. İyi akşamlar demiş.
Mustafa İlmek, belediye başkanı Mustafa İlmek katılmış hocam. Hoş geldin diyorum başkanıma da. İyi yayınlar diyorum İlmek, Mustafa İlmek başkanım. Çok kıymetli Emel hocamın nezdinde bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum. Sami Yangın Anadolu Lisesi'nde tedrisatında geçme şerefine nail oldum. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar demiş belediye başkanı da size. Teşekkür ediyorum. Ben de başarılar diliyorum kendine. Onun da İncesu, İncesu Belediye Başkanımız Mustafa Bey'in de çarşıyla ilgili düşünceleri var. İnşallah gerçekleştirir diye düşünüyorum. İnşallah. Mustafa Başkanımız da buradan bir canlı yayın bekliyoruz inşallah. O da düşüncelerini anlatır. Siz biraz önce dediniz belki Halil amca kızdı o iki tane binadan dolayı ama siz fikirlerinizi sundunuz. Belki ya, fikrimi söyledim. Evet. Evet. Yani iç binaların kullanışsız olduğunu ifade etmek istedim sadece. Daha daha güzel, ya dıştan estetik gibi gözüküyor ama içi kullanışlı değil. Daha güzel bir binalar yapılabilirdi. Yoksa ben eleştiri babından değil de tabii anladım hocam. Babından söyledim. Tabii. Evet. Yoksa hocamızın katkısı çok. Hayır, emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Herkes mutlaka bir şeyler yaptı. Allah razı olsun. Ben o anlamda demedim. O özür dilerim öyle bir şey olduysa. Hadi hocamdan özür dilerim. Bekir Orçan, hocam neredeyse tüm öğrencileri soyadıyla çağırırdı demiş. O özelliğinizi ben de biliyorum hocam. Evet, hepsini tek tek soyadıyla tanırdınız. Hepsini İncesul olmanın faydası. Yani biri şöyle bir şey söyleyeyim. Yeri gelmişken. Bir öğrencimiz askerden geldi. Çıkma istiyor. Diplomasını kaybetmiş. Numaran kaç diyoruz? Numarasını bilmiyor. Evet. Dedim ki senin numaran dedim 259 dedim. O kadar bildiniz ha. Kütüğü açtık hakikaten 259. Çünkü o kadar çok devamsızlığı oldu ki devamsızlığını yaza aklımda kalmış. Evet. Çıkmasını derdik. Evet. Sadi Sipel öğretmenler gününüzü kutlu olsun selamlar demiş. Bekir Sıttık Tomurcuk Emel hocam tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun demiş. Bir öğrenciniz daha video gönderdi hocam şu anda. Bakalım evet katıldı ve dinliyoruz. Başta babam olmak üzere bütün bende emeği olan öğretmenlerimle Bekir Atik. Bir anı paylaşmamak istedim. Nasıl anı paylaşmayacağım? Emin hocadan çok şey öğrendim. Nasıl bir ameliyathane? Birazdan bir ameliyat. Bizde ameliyathanede önemli olan şey planlama ve disiplin. Her işte de bu önemlidir. Ama buradaki hazırladığınız malzemeler, ameliyatta kullanacağınız malzemelerin yer yerine kullanılması lazım. Bir gün herkes tanırsınız. Sınıfa gelme, dersine giren öğrenciler çok mutlu. Gönül gayet şirinli. Elinde bir elinde tebeşir, diğer elinde gönlüsü cekliğiyle sınıfa gelir ve sınıfından masanın üzerinden bunlara dizer. Tebeşirini hatırlarsınız. Özel bir çağda sağlamıştır. Yani sınıfa tebeşir kullanmaz ve onlara tebeşirleri vardır. Tahtaya geçer, tahtaya bir şeyler yazmaya başlar. Ve o yazdığı şeyler o kadar disiplinli ve planlıdır ki eminim bu yazacaklarını, yapacaklarını, çözeceği problemleri kafasında birkaç şey yapmamıştır. O tahtayı işlemiştir. O tahtayı isterseniz fotokopisini çekin, kitap olarak basabilirsiniz. Bu kadar hiçbir kanalı göremezsiniz. Hatta atölyanlar bir çember böyle tersten çizebiliyorum. Ama tersten çizebiliyorum. Bu arkadaş gerçekten çember iki tarafı gibi. Ben Emir Hoca'dan çok şey öğrendim. Ama en önemlisi planlı olma ve disiplin olma. Eğer bir gün olarak görürse planlı ve disiplinli bir iş hayatı. Eğer başarılı ne yapabiliyorsun? Bunu ilk öğrenmek için ilk öğrenci. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Hocam son olarak bir itirafta bulunacağım. Mitra'da Rusya ismi annesi gelir de tam şiir yazın. O tam annesinin defteri geçerken sınıfa dolaşır. Hatta sağlık, uğraşmak, evlerin Arap'ın sözü. Hani biz cebine soktuğundan bir tek dal sigarayı rahatımız yani çıkılmadı. Bir tek dal sigarayı. Hatta cebi ters çevirmek için teşekkür ediyorum Bekir Atik. Konuşmasının son kısmını duyulmadı aslında. Son kısmını duymadım ama büyük kısmını duydum. Başarılar diliyorum Türkiye'nin sayılı cerrahlarından, sayılı estetik cerrahlarından. Hocam şunu söylüyor, orayı da söyleyeyim, siz devam edin. Sınıfa geldiğiniz zaman dedi, bir dal sigarayı çok arardınız ya dedi. Bir dal sigaranın Sami'ye gidip de cebine eline sokardınız. O bir dal sigarayı çok arardınız dedi. Tütününü bulurdunuz, sigarayı yine bulamazdınız dedi. O dal sigara kimde biliyor musunuz dedi. 35 yıl sonra bir itiraf edeyim dedi. O dal sigarayı hiç bulamazdınız ama benim cebimdeydi dedi. Allah Allah. Hayret bir şey. Şimdi yazıları okudum. Bekir geldi öyle aralığı böyle. Ahmet Topallı ile oturuyoruz bahçede. Hocam dedi bana dedi düşük not vermişsiniz dedi böyle el kol hareketleri. Ben dedi tam yaptım ben 100 bekliyorum. Bana niye sen 85 verdin falan bilmem ne. Ondan sonra ben de dedim ki Bekir dedim. Niye dedim yazılıyı ciddiye almadın dedim. Ne demek ciddiye almadın dedi. Dedim ki çember çizdiğin şu çember dedim. Kağıdı getirdim erinmedim. O da hemen yanımızdaydı. Şu çizdiğin çember mi elips mi bir bak çizdiğine dedim. Bir çember çizmiş çembere benzemiyor. Kiriş çizmiş kirişe benzemiyor. Notu dedim buradan kırdım dedim. Ben senin disiplinsizliğinden kırdım dedim. Ahmet Topallı'ya diyor ki ya hocam böyle olur mu diyor. Sen de matematik öğretmenisin. Buradan not kırılır mı diyor. Şunun yaptığına bak diyor falan bilmem ne. Yine bir şeyde tesadüf ettik. Bir yerde konuşuyoruz. Bekir dedi ki bunu anlattı. Bekir dedim ben haklı mıydım haksız mıydım dedim. Dedi ki hocam vallahi gerçekten haklıydınız. Çünkü dedi şimdi sizin o dedi benim çizemediğim kalemle çizemediğim çemberi bana şimdi bu meslek dedi. Distribüyle çizdiriyor dedi. Yani o disiplini aldım teşekkür ederim dedi. Evet, böyle disiplinizden bahsetmiş benim. Zaten hocam evet. Tahir Yüksel hocam hayata dokunmuş olan tüm eğitim camiasının çalışanlarını gününü ve saygıyla elden öpüyor. Ellerinizden öpüyor o da doktorumuz Vincosu da. Emin Aslı'ya hoş geldin dinliyoruz. Murat Aksoy Karavelioğlu eniştem okumuş Emel Sayın'la demiş. Evet. Abdülkerim Kocaeren, Emel Hocam öğretmenler günün kutlu olsun selamlar demiş. Hülya Kızılay Kocaeren, başta Emel Ömer hocamızın emeği geçen tüm öğretmenlerimizin Ömer öğretmenler günü kutluyor. Yengem olur aynı zamanda. Teşekkürler. Emin Aslı iyi akşamlar hocam demiş. Hikmet Çalap, hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun demiş. Evet, Bekir Yüksel Yaşar Tekin. Mehmet Aydoğdu izliyor. Hüseyin Satır'a, Arif Erdem'e, Uğur Aykara, Osman Düzgün'e, Bekir Atik izlemeye tekrar başlamış. Mehmet Kütük tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Ama aslında güzel bir itiraf etmiş Bekir Atik. Demek ki bu bir dal sigarayı bile çok ararmışsınız hocam. Bak 35 yıl sonra güzel bir itiraf bulunmuş Bekir Atik. Evet. Evet. Hiç ummadınız herhalde bu içmez diye onun cebine koyarmış Sami Kütükoğlu demek ki. Evet. Başka hocam şey var mı? Böyle hiç unutamadığınız bir anı matematikle ilgili mesela bunun gibi böyle bazı öğrenciler yazıyor. Bizim bir anımız falan vardı. Sizin hiç unutamadığınız bir öğrencilerle güzel bir anı falan var mı hocam? Vallahi şimdi bir şey anlatayım, birkaç şey anlatayım da hani Ahmet Akçeşme diyor ya sırtım ağrıyor, omuzlarım ağrıyor diye. Ahmet Akçeşme çektiği kopyadan dolayı sırtı ağrıyor. Şimdi
öğrencilere test yapalım dedim. 5 edebiyat A var, 5 edebiyat B var. 1978 yılı. İncesu Lisesi'nin merdivenden çıkınca ikinci kattaki soldaki ilk iki sınıf. Test hazırlamak da o kadar zor ki fotokopi yok, ispirtolu teksir makinesi yok, mumlu teksir kağıdı var. Ona yazmak da çok sıkıntı ama uğraşa uğraşa çocuklara teste alıştıralım diye hem AB grubu yaptık, testi hazırladık, test yapacağım. Sınıfın birinden çıkıp diğerine gireceğim. Binbaşı, Kayseri'den bir binbaşı geliyor, milli güvenlik dersine giriyor. Binbaşı'ya dedim ki teneffüste dedim B sınıfını çıkartma, ben A'dan çıkıp oraya gireceğim. Binbaşı'nı dedim, tamam dedi. Ben A sınıfından kağıtları toplayıp B sınıfına girene kadar girdim. Neyse girdim. Yazılıya başladım. Yazılıyı yaptım. Akşam evde yazılıları okuyorum. Allah Allah, bir bakıyorum B sınıfından öğrenciler 70-75 civarında not alıyorlar. Hep de cevaplar aynı. Yani yanlışları da aynı, doğruları da aynı. Ama bu öğrenciler yan yana değil. Biri kapının ağzında oturuyor, biri en dipte oturuyor. Şimdi diyorum ki ben nasıl kopya çektiririm? Hem AB grubu yaptım, hem baştaki öğrenci, kapının ağzındaki öğrenci köşedekine nasıl bakar? Nasıl evet, iletişim kurar? Çok şaşırdım. Erinmedim. Diğer sınıfın yazılarını açtım. Baktım ki oradan rahmetlik İsmail Emeli'nin kağıdıyla hepsinin kağıdı örtüşüyor. İsmail Emeli. Evet, rahmetli. İsmail Emeli'nin kağıdıyla. Meğer İsmail Emeli'ye pencereden cevapları attırmışlar. Bir tanesi getirmiş, bunlara vermiş. Bunları da ben girene kadar paylaşmışlar. Cevapları işaretleyip çıkmışlar. Ama bunu söylettirene kadar ben buldum da söylemiyorlar. Bayağı bunlara... 5-6 kişi vardı. Şimdi Ahmet sayar isimleri. Unuttum isimleri. Ahmet'in omuzları ondan ağrıyor. Yani böyle evet. Bir kopya çektiler onlar. Evet. Yavuz Bıyıklı'ya hoş geldin diyoruz. Bir de Bekir Gözü Kırmızı'ya, Bekir Karataş'a, Mustafa Hayır. Herhalde onun da öğretmeniydiniz. Şu andaki Mustafa Hayır öğretmen. Evet, Mustafa'ya başarılar diliyorum. Maşallah çok güzel çalışıyor. Evet, Ahmet Kar Emel hocam maşallah saygılar demiş. Ayhan Demiral benim de öğretmenimdi. Selamlar, saygılar demiş Ayhan Demiral. Fatih Erkulu'ya hoş geldin diyoruz. Şah İsmail Kulaksız iyi akşamlar diyorum. Bekir Karataş öğretmenler gününüzü kutluyor. Belahat Hasta. Aynı sınıfta beraber okumuştuk. Çok zeki bir arkadaşımdı. Hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. Selamlar, sevgiler demiş Belahat Hasta. Bildiniz herhalde. Melahat Hasta, kızlık soyadı ne acaba bilmiyorum. Melahat Hasta şimdiki soru. Tamam. Rüzgar. Bildiniz mi hocam? Melahat Rüzgar. Tamam, Melahat Rüzgar. Evet. Öğretmenler gününüzü kutluyor, çok zeki olduğunuzu söylüyor hocam. Teşekkür ederim. Ahmet Dile, hoş geldin. Yunus Çıtır'a iyi akşamlar. Güzel Kuş'a, Bekir Şeremet'e, Mehmet Dedemli'ye, Bekir Tartu'a, Yalçın Güneş'e. Metin Balıkçı İzmir'den yazmış. Hocam selamlar, gününüz kutlu olsun. Hocam anahtar karla, ne demiş? Hocam anahtar karla öğrencilerin kafasına vururdunuz. Anahtarlıkla mı demiş? Anahtarlıkla. Stresinizi böyle batardınız demiş. Metin Balıkçı te oradan buraya yazmış. Evet. Adem Aydın hocam ellerinizde her zaman bir sopası vardı. Fatih Karaca 91-92'de İmam Hatip Lisesi'nde matematik dersimize girdi. İmam Hatip'te de mi girdiniz hocam derse? Evet. 1,5 yıl İmam Hatip'te çalıştım. Evet. Benimle demiş matematik dersimize girerdi. 28 yıl sonra İncosu pazar yerinde tesadüfen karşılaştık. Hocam beni tanıdınız mı diye sorduğumda isim soyad aynı sırada oturduğum arkadaşıma kadar söyledi. Yani zekanızdan bahsediyor. Hepsini anlattı dedi. Herhalde bildiniz o şansı da. Metin Balıkçı oradan yine durmuyor biliyorsunuz hocam. Metin Balıkçı yerinde durmaz. Kaya bağınızdaki bağ ne oldu hocam diye sormuş.
Fatoş Özdemir Tokat'tan yazmış. Fatoş Özdemir'in de herhalde öğretmenisiniz hocam. Ellerinizden öpüyorum diyor doktorumuz. Okul müdürümüzdü diye sormuş müdürlüğü. Çakmakoğlu'nda herhalde. Mustafa Solak'ın kızı hocam. Mustafa kızı olan Fatoş. Tamam. Evet. Tokat'tan selamlar demiş. Selçuk Kuzulışık. İyi akşamlar diliyorum. Mustafa Yücel. Sevgili kardeşim. Onu okumadan geçemeyiz. Değerli hocam, senin ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun diyoruz. Ellerinizden öpüyoruz Mustafa amca. Babamın size çok selamı var bu arada Mustafa amca. Metin Akgül, Tayini İncosu'ya geldiği günü anlatır mı demiş. Tayini'nin İncosu'ya geldiği günü, ilk geldiğini anlattık hocam herhalde. Kayseri'ye evet. Gittiğimizi anlattık. Bir de hocam, biraz önce bir şey aklıma geldi. Bu bizim devamlı, ben mesela cuma günü dükkanı açtığımda sabah erkende 6.30-7.30 arasında pazar yerinde sizi çok görüyorum. Erkenden geliyorsunuz poşetlerle pazar yerinde. Yani bunu çok mu, bağınızı koparmadığınızı görüyoruz. Ne düşünüyorsunuz bunlar? Valla İncesu'yu ben çok severim Ufuk. İncesu sevdalısıyım. Gerçekten İncesu, her gün İncesu ile ilgili bir anım, bir şeyim olur. Bir anmam olur en azından. Cuma pazarları da çok seviyorum. Cuma günleri sabah erkenden gelirim. Alışverişimi yaparım. Köy pazarından olsun veya normal pazar yerinden. Genelde yaz mevsiminde ve bahar mevsimlerinde geliyorum. Saat 8.30-9 gibi de dönerim. İncos'ta alışveriş yapmayı seviyorum. Hemşerilerimi görüyorum. Mutlu oluyorum. Sizleri görüyorum. Öğrencilerimi görüyorum. Yani buradan bağ koparmadığınızı görüyoruz. Devamlı geliyorsunuz. Yöreseli belki sevmiş olabilirsiniz ama niye Kayseri'deki bir pazardan almıyorsunuz da İncesu'ya geliyorsunuz? Mesela bu sizin özelliğinizi gösteriyor sanırım yani. Hayır, bir de şunu da şey yapıyorum. Milliyetçilik duygum benim gittikçe daralır yani. İncesu'dan alışveriş yapmak benim için daha bir paramın İncesu'da kalmasını istiyorum. Daha tanıdığım insanlardan, güvendiğim insanlardan mal alışverişi yapıyorum. Bir de özlem gideriyorum, hasret gideriyorum. Mustafa Şefoğlu'nun sorusu. Metin Akgül, Tayini İncesu'ya geldiğini anlatır mı demiş. Evet, Didem Yücel anlattı demiş. Evet, güzel bir dinleyiciymiş demek ki. Didem Yücel, evet, anlattığını söylüyoruz. Kızınız mı hocam Didem Yücel? Kızım, evet, öğretmen kızım. Buradan selamlar Didem Hanım. Evet. Mustafa Erkulu, iyi akşamlar Mustafa. Atilla Kocaeren yine bir şey sormuş. O soruya da bir cevap verelim. Sitenin de yöneticisi Atilla abim, ayıp olur. 80 öncesinde Gazi Üniversitesi'nde okumak çok zor olsa gerek demiş. Bizleri dinleyen genç kesimin yıllar hakkında bilgi olması açısından siyasi tarafsızlık içerisinde o günlerden kısaca bahsedebilir misiniz demiş hocam. 80 öncesinde okuma nasıldı? Evet, doğru söylemiş. Valla siyasi tarafsız olmak çok zordu. Zaten tarafsız olamıyordun. Taraf olmadan okula giremiyordun. Çünkü o yıllar gitsin de gelmesin. Gerçekten çok zor yıllardı. Şimdi de okullar siyaset üretemiyor. Yani siyaset üretse ne olur? Bence okullarda siyaset olsa en azından gençlerin sözü dinlenir. Ne bileyim ben, bir siyasette bir değişim olur. İlgi alanları değişir çocukların. Yani teknolojiyle ve teknolojinin zararlı yanlarıyla ilgileniyorlar. 80 öncesi gitsin de gelmesin diyoruz. Yani çok zordu gerçekten. Hocam o dönemde okurken benim bildiğim kadarıyla İncesu'lu var mıydı o dönemde hocam? Bir şey biliyorum herhalde, nedir? Torbalı hocam vardı herhalde. Üniversitede mi? Evet evet. Recep Torbalı'yı diyorsun. Evet evet, var mıydı orada, o okulda mıydı? Recep Torbalı Isparta Eğitim Enstitüsü'ndeydi. Ben de son sınıfta oraya geçtim zaten. Bir de abim söylerdi, Osman abim söylerdi. Biz birdeyken o üçte mi derdi, bir şey anlatırdı. Evet, aramızda bizim Osman abinle 2 sene fark var. 2 yıl fark i̇ki var. 2 sene fark var, evet. Öyle evet. Bir şey anlatırdı çünkü, evet. Bak, Osman abinin çocuklarını da okuttum. Az önce şey yaptın ya, Kayseri'de kimi, Osman abinin hem kızını hem oğlunu okuttum burada. Hem Ahmet Topallı'nın kızını, Ömer Koçak'ın kızını yine. Yani hep birçok
İnce Sulular'ın, Ali Çetinkaya'nın kızları yine şeyde okudular, Baldöktü'de okudular. Yani burada birçok İnce Sulu'nun çocuğu, hakikaten şu anda da 7-8 tane İnce Sulu öğrenci var. Maşallah hocam, maşallah. Bir de geçenlerde bir mail attı bana da, benim de öğretmenim diye, bizim burada Atatürk İlköğretim Okulu'nda Sadık Temiz Yürek diye bir müdür vardı. Benim de öğretmenim demişti. Sadık çok iyi bir öğrencimdi. Evet, şimdi hacılarda görev yapıyor. Görüşürüz Sadık. Evet, orada da müdürlük yapıyormuş, okul müdürlüğü. Evet, orada da okul müdürü. Ahmet Kekeç, tebessümünüz hiç eksilmesin demiş. Gökhan Torbalı yayınımızı izliyormuş. Yusuf Yıldız, Ömür Demirörs. Ömür ablamız ne diyormuş? Sizin ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar. Bir Milli Eğitim Bakanlığı mensubu olarak hem öğretmenim olmanızdan hem de bir dönem müdürüm olarak sizinle çalışmaktan mutluluk duydum demiş. Sevgili öğretmenim demiş. Bildiğiniz herhalde Ömür Demirörs'ü. Bilirim tabii. Teşekkür ediyorum Ömür'e. Mustafa Karaçavuş'a iyi akşamlar demiş. Mustafa Acar'a iyi akşamlar diyoruz. Hüseyin Beğendi'ye, Selahattin Solak'a. Bu arada bir video daha geldi hocam. O videoyu da izleyin. Bu da sürpriz olsun size. Aynı zamanda yöneticiliği, okul müdürlüğü, okul müdür yardımcılık döneminde bizim dönemimizde bizlere bir arkadaş, bir yoldaş, bir kardeş, hatta çok yakın, samimi davranan bir ağabey gibi yöneticilik yapmıştır. Kendisiyle o kadar çok anılarımız, o kadar tatlı anılarımız var ki burada bu anıları anlatmaya ne vakit ne de zaman yeter. Ancak Antalya seyahatinde Kayseri spor sahasında oynadığımız maç öncesi görevlendirmelerde, İnce Sulu Lisesi dönemindeki çeşitli tiyatro ve sanatsal faaliyetlerdeki anılarımızı hoş bir sedayla anıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başta Emel Ömer Yücel Hocam ve babam olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutluyorum. Teşekkür ediyorum Mehmet'e. Mehmet'in ikiz çocukları da şu anda benim öğrencim. Mehmet çok İnce Sulu'da da çok etkin, çok sosyal, kişilikli, çalışkan, karizmatik bir öğrencimiz. Ben görevinde de başarılar diliyorum. Banka müdürlüğü görevinde de. Hayatta da başarılar diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Mehmet Kalim'e de. Bizler de teşekkür ediyoruz. Mustafa Karaçavuş'a, Mustafa Acar'a, Selahattin Solak'a, Hüseyin Bey'e, Hüseyin Akbıya, İbrahim Gülten Zengin'e, Ayhan Demirel'a. Ayhan Demirel demiş ki siz yapacağınızı yaptınız hocam demiş. Biz yaramaz bir öğrenciyiz. Ne yapalım demiş Ayhan Demirel. Allah herkesin kısmetini başka yerden veriyor. Yani hayat devam ediyor. Maşallah güzel bir yaşamı var. Almanya'da yaşıyor. Kendine sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler. Evet, Almanya'ya. Yaşar Karaçavuş demiş ki 80 öncesi en iyi öğrenciler bizlerdik demiş. Siyaset yapmış biraz herhalde o. Siyasetten en son sorumuz da o bir de sizde bir itiraf gibi, mesela bir itiraf sanırım bu sorum hocam. Kayseri neydi bu sorum? Kıyasla eski ve yeni eğitim öğretimi hocam. Yani önceki zorluklarla bu dönemleri anlattınız. O dönemdeki eğitim öğretimle, yani sizin yaptığınız İnce Sulu'daki eğitim öğretimi diyorum. Şimdi de yapıyorsunuz tamam da. İnce Sulu'daki eğitim öğretimle şimdiki eğitim öğretimi arasındaki fark nasıl görüyorsunuz hocam? Yani iki dönemi birden yaşadınız. Vallahi şimdi her şeye ulaşmak çok kolay. Her şey kolay şimdi. Yani kitaba, deftere çok kolay ulaşıyorsun, ders araç gerecine, telefona, bilgisayara, bilgiye çok kolay ulaşıyorsun, kitaplara çok kolay ulaşıyorsun, öğretmene çok kolay ulaşıyorsun.
Okul yöneticileri olarak, okul yöneticileri hizmete devletten elektrik, su parası, yakıt parasını çok kolay temin ediyor. Dersler çok kolaylaştı. Sadece zorlaşan yarış büyüdü, yarış zorlaştı. Eskiden müfredat yoğundu. Yani müfredatımız çok yoğundu. Hakikaten lise öğrencisi, üniversite öğrencisi gibi yetişiyordu. Yani liseyi iyi bitiren bir öğrenci, şu andaki üniversite öğrencisinin bilgisine ulaşıyordu. Yarışmalarda görüyorsunuz, yani yarışmalarda üniversite bitirenler çok garip sorulara cevap veremiyorlar. Sınıfta kalma vardı. Malzemeler eksik. Öğrenciler materyal bulamazdı. Soru bankası diye bir kavram yoktu. Çocuklar kitaplarını gazeteyle kaplarlar, kitaba yazı yazılmaz bir sonraki sene kardeşine verir. Şimdi herkesin evi kitaplarla dolu ve tükenmez kalemlerle yazıp yazıp atıyorlar. Dershane yoktu. Ne bileyim ben, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi kavramı yoktu. Sadece liseyi bitirelim. Liseyi bitirince üniversite sınavına gireceğim kaygısı yoktu. Yani üniversiteye nasıl gidilir? Bunu bile bilmiyordu öğrenciler. İşte bunlar zamanla, aydınlanmayla oldu. Şimdi her şey çok kolay. Fakat bu sefer de yani yarış büyük. Bir de şu var, Kayseri'de bir söz var. Yani her şey her istediğin gibi olmuyor. Mutlaka çocukta istek olmalı. Yani bir başarıya ulaşabilmek için Kayseri'de derler ki babasının kesesi, anasının ketesi, hocanın nefesi, fakat ille de çocuğun hevesi derler. Yani çocukta heves olmazsa, çocukta heves olmazsa başarı olmuyor, okuma olmuyor. O yüzden şimdiki öğrencilik çok kolay. Önemli olan çocuklara velilerimizin vakit ayırıp çocukla beraber, çocuk televizyonu kapatıp kitap okuması. Yani çocuğa ille de ders çalış demenin alemi yok. Televizyonu kapatır, kitap okursan çocuğun başarılı olur. Yok, sen çocuğa ders çalış deyip arkasından televizyon izlersen çocuğun elbette başarılı olmaz. Ve yarış çok büyük. 2,5 milyon insanın girdiği üniversite sınavında alınan öğrenci sayısı yani kaliteli öğrenci sayısı 50 bin civarında. Yani iyi okullara yerleşen öğrenciler 50 bin, ilk 50 bine girersen iyi okullara gidiyorsun. Yoksa her yere iktisat, işletme, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği çok kolay. Yani açmak, bunları masrafsız bölümler bunlar. Açılıyor, çok düşük puanlarla giriliyor ama bittiğinde iş bulunmuyor. Evet, o yüzden yarış büyük, yarış büyük olduğu için, her şey kolay olduğu için, her şeye kolay eriştiği için çocuklar işin bilincinde değiller. Evet, evet. Alim Turgut'a iyi akşamlar diliyoruz. Artık yayınımızın sonlarına geliyoruz. Recep Aksu demiş ki, Saadet Kavak hocamın da öğretmenler gününü kutluyorum demiş. Herhalde Recep hocamın öğretmeni Saadet Kavak hocam. Evet. Fatih Kapusuz hocam selamlar, gününüz kutlu olsun demiş. Ahmet Savun da izlemiş. Hocam yayınımızın sonlarına gelirken sondan bir önceki sorum hocam. Son yeni olan öğretmenlere, tavsiyeniz nedir hocam buradan? Valla şimdi öğretmenlik mesleğini yapabilmek için bir kere çocuğu sevmek lazım. Yani çocuğu sevmeyen öğretmen olamaz. Kişilikli olmak lazım. Empati duygusunun geniş olması lazım. Yani kendini çocuğun yerine koyması lazım. Özellikle de İnsan öğretmenliği yaşayarak öğreniyor ve kendi çocukları büyüdüğünde öğreniyor. Kendi çocukların büyümediği sürece öğretmenlikte hataları yapıyoruz. Hataları yapıyoruz. Dolayısıyla öğretmenlik meslek olarak istersen biraz devam edeyim. Öğretmenlik gerçekten seven kişinin yapması gereken bir sanat, tanrı sanatı öğretmenlik. Yani insan yaratılışında çeşitli yeteneklerle donatılıyor, diğer canlılardan farklı yaratılıyor. Yani insanoğlunun bu potansiyelinde bulunan yetenekleri bulmak, bunları yönlendirmek, biçimlendirmek öğretmenin işi. Yani öğretmen bu konuda dikkatli olacak ve öğrencilerini iyi yönlendirecek. Yani öğrencinin yönünü iyi tespit edecek. Birikmiş tecrübeler
öğretmenlik değildir. Yani birikecek ve birikmeye devam edecek tecrübeler öğretmenliktir. Yani öğretmen atanınca öğretmen olunmuyor. İnan her gün yeni yeni şeyler öğreniyorsun. Ben meslekte bu kadar kıdemim var. Hala yeni şeyler öğreniyorum. Öğretmenlerle ilgili bir şey okumak istiyorum. Buyurun hocam. Öğretmenlik her an şaşmak, hayret etmek, öğretirken öğrenmek, öğrenirken öğretmektir. Çocuk olmak, çocuk olmadan büyük olmak, kitap gibi doğru, kağıt gibi beyaz olmaktır. Dört işlem mi sandın öğretmen olmayı? Öğretmenlik problem çözmektir. Sayı gibi sonsuz, bir gibi mükemmel olmaktır. Solda sıfır olmak, karşılıksız sevmek, kök içinde kare, kare içinde kök olmaktır. Eksi bir ile birin kardeşliğini algılayabilmektir. Sıfırın boş olmadığını anlatabilmektir. Eşit kümeler olmaktır öğretmen olmak. Denk kümeler de olabileceğini anlayarak matematik olmaktır öğretmen olmak. Çünkü matematik hayatın diğer adıdır. Hayat olmaktır. Hayat bilgisi olmadan çorbada tuz, gönülde sohbet, hayatta ne varsa o olmaktır. Vefa olmaktır. Sözü söz, özü öz olmaktır. Çünkü asıl olan hayattır diyorum. Evet, çok güzel şiirdi hocam. Öğretmenliği şiirle anlattınız, evet. Hocam, Saadet Kavak Öner, sağlıklı günler diliyorum. Emel Hoca'ya teşekkür ederim diyor Mustafa Bastı. Sündüz Karabel Dedeoğlu. Çok güzel bir program izleme fırsatı verdiniz. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Emel Hocam'ın ve onun nezdinde tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyor. Bekir Bozkoyunlu Ufuk Bey başarılarının devamını diliyor. Bekir Karaçavuş, Ufuk Bey ve hocama teşekkür ediyorum demiş. Hocam, en son sorumlarımdan biri, siyaseti düşünüyor musunuz hocam? Siyasette belki ileride bir şey düşünüyor musunuz? Siyasette olabilirim diyebiliyor musunuz? Kafanızda var mı hocam? Evet, zor bir soru sordun. Aslında cevaplamadan da bırakmayacağım. Evet, siyasette olmayı düşünüyorum. Bundan sonra da herhalde kısmet olursa emeklilik dönemimde siyasette ben de varım demek istiyorum. Valla bu manşet hocam, normalde manşet sayılır. Yani bu haberlik sayılır. Hayırlısı olsun. Peki hayırlısı hocam, olsun. Kısaca söyleyeyim, Kayseri'de mi, İncesu'da mı? Sonra geçeceğiz. Yok, Kayseri'de değil, İncesu'da olabilir. Peki hocam, bu güzel bir haberdi. Güzel bir haberdi. Hocam, izleyicilerimizin hepsi çok sevdiğini söylüyorlar. Buradan iletmek istediğiniz son mesajlarınız veya konuyu bütünleştiren bir cümleleriniz varsa alabilirim hocam. Valla beni bu toplantıya davet ettiğin için ve eski öğrencilerimle, eski hemşerilerimle buluşturduğun için teşekkür ediyorum. Ben de duygulandım, coşkulandım. Özellikle videolardaki öğrencilerimin konuşmaları yani beni yeniden mesleğe sarılmama yöneltti. Çok duygulandım. Çok teşekkür ediyorum. Bu programı yaptığın için de teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. İlçemizdeki tüm yöneticilere iyi bir kaymakamımız var. Geriden izliyorum ben. İyi bir belediye başkanımız var. İyi bir milli eğitim müdürümüz var. Ben öyle olduğunu tanıyorum ben kendisini. Eğitime katkısı olacağını düşünüyorum. Yine ilçedeki tüm öğretmenlere, özellikle İncesulu, İncesu doğumlu ve İncesu'da büyümüş, yaşamış, İncesu'da görev yapan tüm öğretmenlere İncesululuk özelliğini göstermelerini ve çocuklarımıza gerekli katkıyı sağlamalarını diliyorum. Özellikle Çakmakoğlu İlkokulu'nun, ortaokulunun daha doğrusu, başarıları beni mutlu ediyor. Türkiye birincisi çıkardılar. Çok mutlu oldum. Ben yakından eğitimi takip ediyorum. Hepsine de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hata yaptıysam, kimseyi, birilerini kırdıysam özür diliyorum. Ve hepinize hayırlı, sağlıklı, pandemiden uzak günler diliyorum.
Evet hocam, şu son şeyleri de okuyayım. Levent Aydınlık demiş ki hocam lütfederse bu okumuş olduğu şiirin metnini istiyoruz demiş. Forum sayfasında paylaşırsa seviniriz demiş. Tabii, severek. Mustafa Ekizoğlu hocam seni seviyoruz, iyi akşamlar. Ayşe Aysun Tepe, Emel hocam ve üzerimizde emeği olan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor. Emel hocama İstanbul'dan saygı ve sevgilerimi sunuyorum demiş. Aysun Balıkçıymış hocam, sonunda bildiğiniz üzere. Evet, evet. Çağatay Mesnav çok güzeldi, her şey için emeğinize sağlık. Veli Yaşar'a, Bayram Turgut'a, Mustafa Ekizoğlu teşekkür ettiğini söylüyor. Emin Aslı'na çok teşekkür ederim. Güzel bir programdı. Bu dilekleri de okuyayım hocam. Mustafa İmamoğlu çok teşekkür ederim hocama ve hazırlayanlara. Sana şahane bir programdı ve zevkle izledim demiş İmamoğlu hocam. Bekir Yılbat, böyle bir program hazırladığınız için çok teşekkür ederim. Yeni programlarınızı heyecanla bekliyorum. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Mehmet Efe de aynı dileklerde. Ali Osman Atasever, sonraki programımız İncosu Spor olsun demiş. O da inşallah, dur bakalım. Melek Meral Uğur, Ufuk Bey çok teşekkürler, emeğinize sağlık demiş. Böyle bir programı izliyoruz demiş. Hocam elinize sağlık, bilgilerinize sağlık. Hayran kaldık size. Çok teşekkür ederim bizi kırmayıp tekrar lütfettiğiniz için. İnşallah Forum'da ve İncosu Haber Ajansı'nda bu tür programlarımız devam edecek. Ailecek size iyi akşamlar, hayırlı geceler diliyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Babana çok selamlar, saygılar. Aleyküm selam. Sağ olun hocam. Sağ olun. İyi akşamlar.